Türkiye gündemine hoş geldiniz. İyi akşamlar. 24 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Tabii Türkiye'nin gündemi asla bakarsanız artık iyi de niye yerel seçim olmuş gibi görünüyor. AK Parti'de büyük şeyler için bir heyecan durumu söz konusu. Ee, ay sonunu işaret etmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama e, parti sözcüsü Ömer Çelik acelemiz yok ifadesini kullandı. Bu süreç biraz daha uzayabilir gibi görünüyor. Tabii diğer taraftan İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında asla bakarsanız Akşener ile İmamoğlu arasında e, kanlı bıçaklı bir durum söz konusu. Hatta Savaş durumu da diyebiliriz Meral Akşener'in ifadesiyle. Abla kardeş ilişkisinin bir operasyon siyasetine döndüğünü görüyoruz. Bu konuları ele alacağız. Tabii vaktimizin yettiği ölçüde Gazze'de yaşanan katliamı da konuklarımızla değerlendirmek istiyoruz. Peki bu akşam hangi değerli isimlerle birlikteyiz hemen konuklarımızı tanıtayım sizlere. Rahim ile birlikte Türkiye Gazetesi yazarı ve e, aynı zamanda hukukçu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Profesör Doktor Ahmet Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvecim. Ve doçent doktor Faik Tanrıkulu, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hemen başlayalım. Rahim Bey sizinle başlayalım. Ee, şimdi Meral İmam İmamoğlu arasındaki durum ee, aslında burada... İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi de demek gerekir ama e, Özgür Özel tabi onu da soracağım. Bu tabloda biraz sessiz kalmış gibi görünüyor. Neden sessiz kaldığını da soracağım. Çünkü e, Dem Partisi'nin e, deyimiyle eş başkan kendisi bir yandan İmamoğlu ile e, bu Meral Akşener arasında yaşananlar o kanlı bıçaklı durum varken burada Özgür Özel'in e, biraz sessiz kaldığı da görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de e, baktığımız zaman bu tablo biraz e, 1997 yılına da benzetiliyor. Siz o dönemleri çok iyi bilen biri olduğunuz için e, bunu size soruyorum. O dönem e, Demirel'in yaptığını bugün Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şeklinde yorumlar da var. E, Doğru Yol Partisi'nin e, dağıtılmaya çalışılması ve bugün de İYİ Parti'de benzer bir durum söz konusu. Hani Bir kıyaslama yapılabilir mi? Bu benzerlikle ilgili de ne düşünüyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Hem de içinde bulunduğumuz durumu yani birkaç ay demeyeyim de hadi 4-5 ay önce diyelim. Ee, eğer seçimi kazansaydı bu partiler Türkiye yönetecekti. Yani mayıs ayında mayıs ayında, ayında seçimi kazansalardı Türkiye yöneteceklerdi ama aradan geçen süreçte kanlı bıçaklı bir durum söz konusu. Allah'tan ki kazanmamışlar. Hakikaten bunu hiçbir parti mülahazasıyla söylemiyorum. Yani bugün bugün eğer Cumhur İttifakı değildi e, Türkiye yönetiminde e, Millet İttifakı söz sahibi olsaydı şu an Hamas'ın şöyle terörist, böyle terörist ve o Gazze'deki kardeşlerimize atılmadık çamur, söylenmedik ağır söz kalmayacaktı. Bir kere daha o insanlar zulüm görmüş olabileceklerdi. Allah korumuş yani memleketimizi Cenab-ı Hak korumuş. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum kim alınırsa alınsın, kim gücenirse gücensin. beğenmeyen de karşımıza çıkar. Bir de yüzüne karşı söyleriz. Biz insanların yüzüne karşı söyleyemeyeceğimizi ekranlara, yazılarımıza, kitaplarımıza, konferansımıza taşımayız, dile getirmeyiz. Şimdi Sayın Meral Akşener herhalde herhalde kendi kendine kaldığında diyordu ki sen misin gidip de bir mahkumiyet kararını Saraçhane'de festivale çeviren. Al öyleyse yaptığının cezasını diye herhalde kendi e, başını yumrukluyordur. Şimdi e, dünyanın neresinde görülmüş bir mahkumiyet kararı üzerine miting tertiplemek ve bunu şenliğe çevirmek. Bu yaşandı mı? Yaşandı. E, ve... E, İlla Cumhurbaşkanı adayı olacaksın diye. Hatta Kılıçdaroğlu'na baskı üstlerine baskı sen çekil İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun diye. Bunu kim yaptı? Yine Tabii. Sayın Başkanım. Akşener yaptı. Şimdi bütün bunları bütün bunları belki yakın çevresinden söyleyenler vardır. Ama olsun veya olmasın bizatihi kendi vicdanı kendisini muhasebeye çekiyordur. E, Meral Hanım'ın e, işte se seçimler devam ederken e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ilan etmeler e, vesaire bugün ne diyor şimdi geldiğimiz noktada e, Sayın Akşener diyor ki partimizin içine müdahale ediyor ağır bir e, itham tabii e, çünkü e, gün geçmiyor ki e, iyi partiden bir istifa Olmamış olsun. Nitekim bugün, bugün de var. bir bugün istifa de daha yaşandı. Ankara milletvekillerinden biri ayrıldı. ve Yüksel Arslan. Evet. Ve e, İyi Parti'nin sayısı 38'e düştü. Öyle görünüyor ki bu devam da e, edecektir. E, bazı yerlerde e, kitleler halinde teşkilat e, ayrılmakta, istifa etmekte. Ve e, Meral Hanım'ın işte o sözü e, savaş açtık. Şimdi Siyasette savaş açmak ne demek yani bu hakikaten ve gülerek de diyor bunu ya yani, savaş açtık diye. E, muhalefet edilebilir. E, öbür taraftan İmamoğlu'nun e, kendi partisiyle alakalı işte o bahsettiğiniz dem eş genel başkanının size e, eş genel başkan e, diyebilir miyim diye. Biraz da hani, alaycı bir evet ifadesi var. Evet bir zamanlar şöyle bir Sulu söz vardı. vardı hatırlar mısınız? E, çocuk e, amca size baba diyebilir miyim? Diye e, böyle bir cümle vardı. Sizde onu anımsattım. <laughs> Şimdi e, size eş genel başkan, kendisi eş genel başkan ya, CHP'yi de eş genel başkan. E, yani Allah korusun, Allah korusun, e, Türkiye sanki eğer bu saydıklarımız ve saymadıklarımız uzun tafsilatı olan bu hikayenin e, gerçek olması halinde, Türkiye'de bir eş cumhurbaşkanlığı sistemi de olmuş olabilecek yani Tabii böyle evet. bir tehlike de Türkiye yaşadı. Şimdi sayın İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmal etmesi oldu mu olası? Yani bu nereden geliyor? İnsanlara, insanlara taşıyabilecekleri itibarın ötesinde itibar yüklediğinizde pusula şaşar. Şimdi İmamoğlu'nun İstanbul'da belediye başkanı olduğunu bu kadar yıllık bir ve İstanbulluyum ben. Yani İstanbul iyi bile mi insanı? Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu isminde bir bir belediye başkanı olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu ana kadar bilmiyordum. Bunu ben mi acaba sadece bilmiyordum. Yok, bir, çok bir çok şey insana bir çok şey. Şimdi Ekrem İmamoğlu ben neymişim havalarına girdi ve işte Eyüp Sultan'da e, abdestli mi abdestsiz mi bilmiyoruz e, bir Yasin-i Şerif'i okuması e, veya okuyor görünmesi orada poz vermesi e, pazarlarda bir iki teyzeye dokunması e, ve o şartlarda bir takım e, yönetimle e, vatandaşın işte pahalılık o bu e, sonuçta e, belediye başkanı seçildi ve belediye başkanı seçilmesini de bu defa bu defa Türkiye üzerine 150 yıldır çalışan merkezlerin kendilerine kendilerine buradan bir parsa çıkartma e, imkanı doğurdu. Ne oldu? O e, heyecan içinde, o ben neymişim de haberim yokmuş havasındaki İmamoğlu'nun bir bakıyoruz e, Amerikan Büyükelçisi'yle, bir bakıyoruz İngiliz Büyükelçisi'yle, biriyle balık yiyor, biriyle İstanbul'u kar götürüyor, sel götürüyor, veya başka bir yerde deprem oluyor, hiç bunlarla alakası yok. Diyarbakır'a gidiyor, Diyarbakır annelerini görmezden geliyor. Van'da ee, zafer işaretleri yapıyor. yapıyor. Şimdi e, bir takım çalışmalar, bir takım çalışmalar ve e, bu merkezlerden, bu merkezlerden Sayın İmamoğlu'na hala yürü be arslanım arkandayız tarzında telkinler geldiğini tahmin ediyoruz ve vardığımız noktada durum nedir CHP'de? Durum CHP'de asıl asıl genel başkan görünmeyen perdenin arkasındaki genel başkan veya perdenin önündeki genel başkan Ekrem İmamoğlu ama onun e, delaletiyle onun omuz vermesiyle iş başına gelmiş bir özgür özel e, vaziyet bu. Bu vaziyetin tılsımı ne zaman bozulacak? Arkadaşlarma da söz kalsın bitiriyorum. Ee, 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra CHP'de kavgayı hazır olun. Bakın canlı yayında söylüyoruz kayda girecek. Ve ve CHP 31 e, Aralık'tan sonra en geç 3 ay içinde olağanüstü kongreye gidecektir. 31 Mart'tan sonra. Affedersin. 31, 31 Mart'tan, Mart'tan sonra. 31 Mart'tan sonra. Onu soracağım evet. biraz sonra. Bu dediğiniz evet. nokta önemli evet. çünkü. Yani e, şu an şu an e, Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener kavgası, hani dün e, mahkumiyeti bile bırakın normal şartları, mahkumiyet kararını bile şenliğe çeviren bir muhabbet, kucaklaşmalar gidip Ekrem İmamoğlu'nun makamında ayrıca tebrik tebrikleşmelerden bugün savaş ilanlarına, e, savaş tamtamlarının çalınmasına, e, yarın yarın ise CHP'nin kendi içinde kavga başlayacak. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu Özgür Özel, e, Özel'e diyecek ki çekil bakalım sen e, vekilsin. O da diyecek ki niye sen yani ben burada delegenin oyuyla seçildim. Ne demek ne münasebet Bunları yaşayacağız. Evet. Yani bir, bir şeylik de orada var. Tamam. Daha sonra soracağım. Çünkü <laughs> Kılıçdaroğlu'nun da kurduğu ofisler var. Herhalde o ofisleri de boş yere kurmamıştır Sayın Kılıçdaroğlu. Hani o da acaba 31 Mart sonrasında mı hazırlanıyor diye ama şimdilik biraz isterseniz yine bu Akşener İmamoğlu Konuşalım. bu, ve İyi Parti'nin geleceği ne olacak aslında? Şimdi baktığımız zaman acaba bu Akşener'in içinde bulunduğu durum kendisi adına lehine çevirebileceği bir pozisyona evrilebilir mi? Çünkü hani bir mağduriyet algısı da sanki yaratılmış gibi bir durumda söz konusu. Ya da e, koltuğunu koruyabilir mi e, seçimlerden sonra? Yani İyi Parti tek başına eğer yerel seçimlerde hareket ederse e, bunun sonuçları ne olabilir? E, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi e, Kahraman Bey, biz hep e, 28 Mayıs seçimlerine kadar yani 14 Mayıs'a kadar hep bir projeden söz ediyorduk. Yani bu altılı masa ve Millet İttifakı denen şeyin bir proje olduğunu, zoraki bir araya getirilen, ondan sonra tutkalı, mayası, emperyalizm olan bir proje olduğunu çok defa söyledik. Şu an aslında gördüğümüz şey doğal halleri. Yani şu an o tutkal nerede? İşte Ukrayna ile uğraşıyor. Burada seçimler bitti. O tutkal Gazze'yi bombalıyor. O tutkal başka nerede planı varsa Oraya akıtıyor tutkalı. Burayı biraz dinlendirmeye aldılar. Bir Meksika açmazından söz ediyorduk. Meksika açmazı e, özellikle e, bu mafya filmlerinde çok sık yaşanan bir sahnedir. Herkes e, silahını birbirine doğrultmuş. Ama kimse e, tetikleyemiyor, şeyi ateşleyemiyor silah Çünkü herkesin birbirine doğrulttuğu bir silah var. Ve masanın üzerinde de bir... İleri geri giden yuvarlak bir şişe var dönüp duruyor. Herkesin gözü aslında şişede. Şişenin masadan düşüp ses çıkarıp dikkatin dağıtılmasını bekliyorlar. Bir gözleri birbirlerinde bir gözleri de şişede. Altılı masa seçime kadar seçimde o şişeydi. Şişe düşüp kırılınca yani seçim sonucu e, aleyhlerinde olunca... ...herkes gerçek yüzünü gösterdi. Tutkal da şu an başka yerde e, ilgilendiği için... ...şu an e, buraya pek vakit ayıramadıkları için biraz şu an gerçek yüzlerini görüyoruz. Biz Meral Akşener'in, e, İmamoğlu'nun Meral Akşener'in iç işlerine... ...kendi deyimiyle efendim operasyon çekmesinden söz ediyoruz ama... ...bunların zaten alayı birbirine operasyon çekti. E, Akşener Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmedi mi? İki genel e, belediye başkanını ondan habersiz arka kapılarda görüşüp efendim sen adayım ol falan diye. hatta dün de Sayın Yavaş dedi ki işte az daha itseydin beni yani korkak değilim ben beni az ittin keşke bunu biraz önceden koyarsın aslında bunlar hep bir sırların ifşası Masaya dökülüyor evet tabii. aynen öyle peki ne yapıyor şu an Akşener kendi yaptığını bir bakıma buluyor iki kişiye yaptığını bir Sayın Bahçeli'ye Allah uzun ömür versin başımızdan eksik etmesin bu ülkenin e, dinamosudur. Bu ülkenin sigortasıdır. Devlet Bahçeli Bey Allah uzun ömür versin. Layıkıyla <laughs> Gerçekten öyledir. Ee... Tam orada bir katkıda bulunmak Böyle isterim şimdi bizim e, bir analiz haberimiz vardı hafta içi ben de oradan not almıştım. E, aynen sizin dediğiniz gibi yani e, darbe girişiminin AK Parti ve MHP'yi e, bir araya getirişi ve sonrasında devam eden dönemde yaşananlar da Akşener'in İyi Parti'yi CHP yi iktidar yapmak için kurduğu izlenimini doğurdu. Şimdi de İyi Parti'den kopanlar aynı şeyi Meral Akşener'e yapıyorlar evet. diye bir durum. Siz de bunu aslında aklın yolu bir, aklın yolu bir e, kahraman bey. Şimdi bakmayın. O Saraça Saraçhani de aslında Kılıçdaroğlu'na operasyon çekti. Kılıçdaroğlu zannedersem Almanya'daydı. Koşa koşa Anladım. 4 saatte evet, geldi. Evet. Ondan önce sahiplendi. Rabbi esirler gördü. Fatihlere benzetti. Aslında şunu ben başbakan olacağım derken şunu şey yapıyordu, kastediyordu. Ben e, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yaparım. Onu sembolik bir Cumhurbaşkanı haline getiririm. Yüzde on oyla efendim Türkiye yönetilir. Mühür bende olur. Mühür bende olur. Yani şimdi o siyasi tırnakçı dört parti var ya siyasi tırnakçıdır bunlar. Hep söylerim bunu. Emin önünde e, Rahim Hocam Anadolu'dan gelirdi gariban vatandaş. Efendim e, bir tantana yaparlar Eminönü'nde o tırnakçılar. 2 üç kişi birbirine dalar falan biri vurur öbürü şey yapar. Bunlar aslında hepsi bir ekip. Bir de tırnakçıdır. Gelir onları izleyen, ayırmaya çalışanın cebinden şeyi çeker. Şimdi bu dört parti siyasi tırnakçıdır. Bunu aslında politik psikologların çalışması lazım. Yani aslında şu 28 Mayıs'a kadar olan bu 3-4 yıllık süreç gerçekten dünya siyaset tarihinde belki de eşine az rastlanır bir, süreç. bir denemeydi. Onun için bu tırnakçı olayı şey yaparken Akşener de aslında tırnakçıydı. Peki burada ne vardı? Bugün neyi yaşıyoruz biz? Bugün savunma mekanizmaları ortadan kalktı ve sansürler e, bitti. Yani bakmayın ben o gün de Akşener'in böyle çok içinden gelerek böyle sallanarak atkısını vererek canım cicim diyerek ablam kazanacağız falan dediğinde aslında onun kazanması falan değildi olay. Yani devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli arasındaki bir beka birlikteliği, bir dava şuuru, bir yok. Yok. Olamaz. Çünkü bunların amacı tırnakçılık. Kim kimden ne kapar onun derdindeler. Orada da karşı tepki geliştiriyorlardı. Yani karşı tepki nedir? İzleyeceğimize kısaca anlatayım. Bir insan birinden ne kadar nefret ediyorsa o kadar seviyormuş gibi görünür. Bir insan aslında birine ne kadar güvenmiyorsa o kadar yakınında olmak ister. Ya bu iş böyledir. Bu karşı tepki bitti. Maya bitti. Sansürler kalktı. Şimdi gerçekten o Meksika açmazının yaşandığı anı görüyoruz ve şunu görüyoruz. Men dakika dukka. Çalma kapı, çalma Aynen kapı. Şu an hepsi aslında şey. Peki İmamoğlu bu paranoid, bu efendim güvensiz siyaset içerisinde bu gücü nereden buluyor? E, söylemeye gerek yok. Bir ton diye yemek falan yedi. Şimdi Nasrettin Hoca <laughs> e, bir eşeği varmış. E, arpasını azaltıyor falan filan. Biraz da ekonomik sıkıntılar var. Bir gün Timur geçerken köylere şey yaparken teftiş ederken Nasrettin Hoca şeyin de görmüş. Ne bu hali demiş bu hayvan. Demiş işte de, efendim sıkıntı. Hayır. Eşeğe iyi bakacaksın? Tabii korkudan eşeğe her gün otu daha da artırıyor. Arpa yemi falan filan eşek böyle efendim semiriyor. artık semiriyor. Ve bir günde sırtını böyle yaslamış. Dört nalada da dikmiş. Öyle keyifli keyifli anırırken. Hoca diyor ki anırırsın tabii e, işte bir şey de sallamış orada. Timur gibi arkam var. Şimdi e, İmamoğlu'nun arkasında kim var? Asıl soru bu kendi partisini bu hale getirip İmamoğlu'nun partisinin kimden, nereden para var İBB'de veya kendi işte yaptığı o efendim müteahhitliklerde falan. Ama asıl politik olarak arkasındaki. Kim şey. var? Bu soru asıl soru budur. Yani ben aslında bir ipucu vereyim. Sayın C Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey bundan bir hafta önce mecliste şunu söyledi. Altı şeyi araştıralım artık dedi. Bir, üstadım. Feriye baskını. 2. Sultan Abdülaziz'in halledilmesi vakası. Evet. Yani bilmeyenler için şerh ediyor. 2. Aynen öyle. Baba hali baskını. Evet. Enver Paşa ve arkadaşlar. Enver Paşa. 3. E, Abdülhamit Han'ın halli. Evet. 31 Mart 31 bankası. Mart vakası. 4. Bitmiyor. E, 29 Mayıs. 5. 28 Şubat. 6. 7 Nisan. Ben şunu söyleyeyim. Bunların arkasında Numan Kurtulmuş'un, Sayın Numan Bey'in sorusuyla... Kim varsa İmamoğlu'nun arkasında da bu. Onlar vardır. Yani Sultan Abdülaziz Han'dan bugüne Sakt. yapılan evet. tüm darbe ve darbe Sakt. teşebbüslerini Sakt. Kim, kim destekliyor yaptıysa... bugün yine İmamoğlu arkasında da onlar var diyor başka, sayın, başka e, başka şüphe, yok. Meclis başkanı. Bu bu evet aynı öyle diyor. E, bu paranoid siyaset çok fazla gidemez. Peki Meral Hanım'a bir cümleyle şey yapayım. Meral Hanım buradan kendi yolunu seçip, kendi göbeğini kesip, yedikleri görüp boşluklardan yer alınırsa bakmayın siz o e, istifa eden vekillere veyahut efendim e, İBB'deki meclis e, Başkanı Şöyle yaparsa ben HDP'yi, DEM'i, PKK'yı lanetliyorum, hata da ettim. Böyle bir oluşumun içinde isteyerek veya istemeyerek siyasi e, sahiplerden dolayı yer aldım. Bugünden sonra yerim devletin, milletin yanıdır deyip, ve tek başıma dediği gibi hür ve müstakil gireceğim derse oyu yükselir. Ciddi oranda yükselir. CHP'den de çok bıkanlar var. Onlar belki e, Cumhur İttifakı'na yanaşma ihtimalleri, gelme ihtimalleri daha düşük ama Meral Hanım'ın partisini dönebilirler. Bugünkü bu kayıplar göreli şey kayıplar yani ileride telafisi Edilebilir fazla diyorsunuz. fazla edilebilecek kayıplar. Safralarını <laughs> temizliyor ve böyle devam ederse bence çok daha doğrusu bu şeyden bağımsız söylüyorum yani işte Cumhur İttifakı'na yarar büyük şehirlerde AK Parti'ye oy gelir, kazanma olasılığı artar onunla, onunla alakası yok şunun için söylüyorum vatanına milletine bağlı emperyalizme hayır diyen bir parti daha olsun diye söylüyorum. Peki. Hocam size de aslında aynı şeyi sorayım. Yani Meral Akşener'in siyasi kariyeriyle ilgili yani koltuğunu koruyabilir mi ve dediğim gibi buradan bir kendisi için bu durumu lehine çevirebilir mi? Bir de ekleme olsun İmamoğlu'nun İstanbul ittifakı bozulmayacak ifadesi tabanda bir ittifak mümkün olabilir mi? Şimdi ben biraz bu altıda ittifak sürecine biraz oradan başlamak Tabii. istiyorum. Ee, öncelikle işte hatırlayın son sürece kadar e, Cumhurbaşkanı adaylığını son noktaya beklettiler. Ve akabinde ki bunları çok daha sonradan öğreniyoruz ki kamuoyu sürekli de artık adayını göster diye tepkiler gösteriyordu haklı olarak. Orada birincisi açık bir şekilde dayatma oldu. Yani taraflardan benim dinlediğim ve ya yapılan açıklamalarda da gördüğümüz gerçekten orada masada Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun bir dayatması söz konusu oldu. <laughs> Dolayısıyla Oradan çıkışı en azından haklı bir gerekçe olarak dayatma ile ilgili olarak ittifakın bozuluyor oluyor olması ve kendisinin liderlik göstererek evet ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum ve ben cesaret liderlik örneği gösteriyorum ve çıkıyorum halka bunu sunuyorum yani dil meydan. Ama akabinde o süreçteki şeyi gel gitleri Ondan sonra bir hiç olmadık yani Cumhurbaşkanlığı yardımcı buna ikna oldum. Yani buna ikna oldunuz siz bir siyasetçisiniz. Yani ana muhalefet adayı yani güçlü bir parti olma noktasında kendinize bir ideal belirlemişsiniz. Ama siz e, işte bir gölge Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Kurumu oluşturdunuz. Dolayısıyla bu kamuoyunda hiçbir zaman ikna edici zaten olmadı. O. Zaten şimdi süreçte görüyorsunuz zaten ikna olmadığınız bir seçime girmiş oldunuz. Orada da ikinci bir hata yaptınız. Stratejik bir hata yaptınız. Ki hatırlayın işte o açıklama Cumhurbaşkanlığı'nı açıklama Saadet Partisi önünde böyle hüzünlü, isteksiz olduğu her halinden belliydi. E dolayısıyla siz ikna olmadığınız bir seçim sürecine niye dahil oldunuz? Bu bir. İkincisi siz yani o kadar İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçisiniz gerçekten. Türkiye siyasetinde ciddi bir birikiminiz var. Yani işte İmamoğlu Mahsur Yavaş'ın yardımcı olarak böyle bir sürece dahil olduğunuzun yani böyle bir şey zaten Altılı ittifakın birbiri yani çünkü gerçekten işlerinde zıt bir masaya gelmeyecek bir ittifaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bunun ardından bir de siz ona cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözde dünyada örneği olmayan kurumsal hiçbir şeysi olmayan atlaması olmayan bir yapı e, toplumun önüne koydunuz. Bir de daha da ilginci zaten o zaman hatırlayın aslında o ittifak içerisinde de e, o zaman Kılıçdaroğlu'nun işte HDP ile yakınlaşması işte Yavuz Bağdıroğlu gibi birkaç kişi o dönem İyi Parti'nin bu noktada e, olumlu bir seçim sonucu alamayacak. Aynen oldu. Allah'a rahmet olsun. Dolayısıyla oradaki uyarı aslında önemliydi. Kısmen de halkın nabzının tepkili olduğu da bir süreçti. Dolayısıyla o zaman da benzer bir yaklaşım sergiledi. Hiçbir şekilde Yavuz <laughs> e, Ağıralioğlu'na e, istifasını doğrudan kabul ederek bu konuda ilahi olduğunu gösterdim. Dolayısıyla burada bir defa e, liderlik örneğinin ben ciddi madde başarılı olarak göstermediğini e, düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'na zoraki böyle bir sürece dahil oldunuz. Sonraki süreçte bence e, bir diğer husus bakın e, İmamoğlu gerçekten İstanbul gibi e, yani hani e, bir nebze aslında İstanbul seçimlerini kazandığında kendisini potansiyel cumhurbaşkanı olarak gördü ve aslında e, İstanbul'da hizmet yapmaktan ziyade daha çok hep CHP içerisinde bir liderlik yarışına girdi. Ki bakın Kılıçdaroğlu evladım demişti. Ondan sonra da hani Kılıçdaroğlu kongrede e, hançerlendim, arkadan vuruldum ifadesi yaptı. Yani dolayısıyla bu aslında İmamoğlu'na söylenen bir söz. Yani gene arka kapı diplomasi yaparak aslında onu bir nevi İstanbul'da hiç sürpriz bir şekilde hatırlayan o zaman İmamoğlu Beylikdüzü'nde bir belediye başkanı ismi dahi çok geçmiyordu. Dolayısıyla orada o hırsına e, kapılarak e, Kılıçdaroğlu'na benzer bir durum yaptı. Bakın şimdiki süreçte Meral Akşener'in savaş ilan ediyoruz. Dolayısıyla ben bu konuda çok hiçbir şekilde ittifak olmayacak. Şimdi bakın İmamoğlu Hatırlayın Meral Akşener CHP kongresi olmadan zaten tepkisini açık şekilde dile getirmişti. Yani CHP ile bu şekilde ilerlenmeyeceğini. Dolayısıyla şimdi İmamoğlu grup başkan vekiliyle e, ki bu gerçekten hiç etik bir değer değil. E, siz genel başkanı bypass ediyorsunuz. Yani dolayısıyla aslında her aşamada İmamoğlu'nun e, hizmetten daha çok e, hırsa bürünerek arka kapı diplomasi yaparak e, bu tür hamlelerde bulunduğunu okuyoruz. Yani siz işte İbrahim Özkan'la görüşerek koalisyon muhtemel işbirliğini görüşüyorsunuz. Aslında baktığınız vakit Meral Akşener'in tepkisi e, bir yönüyle haklı. Yani e, siz böyle bir alternatif kaldı ki sizin genel başkanınız özgür özel oluyor olmasına rağmen Dolayısıyla kendinize bu gücü e, görerek böyle bir hamlede bulunuyorsunuz bu e, gerçekten bu yönüyle Aslında önemli bir tarih bir test olmuş olacak İmamoğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yani İstanbul'a hizmetten ziyade bu tür hamleleri 31 Mart'ta bir nevi Aslında e, testten geçmiş olacak ve bu şekilde ilerlerse ki muhtemelen ittifak olmayacağı öngörülüyor. Yani Meral Akşener o konu kararlı gözüküyor. Gerçi daha önce de son dakika bir değişikliği yapmazsa gerçekten İstanbul'u yani kendi İstanbul ve Ankara gibi önemli baş, önemli şehirleri de kaybetme riski gitgide daha çok büyüyor. Çünkü Altılı ittifakta da toplum nezdinde bir birlik, bir istikrar toplum göremedi. Dolayısıyla aslında yani bütün dünyadaki küresel olumsuzluklar, ekonomi vesaire birçok süreçleri bulmasına rağmen e, hala da siz kaç seçimdir başarılı oluyorsanız demek ki siz topluma o liderlik ve güven Güveni topluma yansıtamıyorsunuz. Ve şu an bakın bir nevi aslında milletin feraseti de haklı çıkarı nitelikte. Yani milletin feraseti çünkü istikrarsızlığın Türkiye'de ne kadar şeylere badire olduğu... ...ne olumsuzluklara yol açacağı toplum nezdinde geçmiş hafızadan kalan Tabii, izler var. Dolayısıyla şu anki durumda partilerin bu yönüyle bir tartışmaya giriyor olması aslında... Gelecek yerel seçimlerde e, çok önemli bir e, mevzi, mevzi kaybına neden olacağını düşünüyorum. Yani Peki, bu yönüyle de Meral Akşener'in bu gelgitleri açıkçası e, tabii ki toplum nezdinde de puanlanacağını düşünüyorum ben. Peki ittifak e, olmayacağını varsayarsak e, Sayın Rahimer, e, şimdi İmamoğlu'nun sözünü size de sorayım. Tabanda bir ittifak söz konusu olabilir mi? İstanbul ittifakı bozulmayacak diyor ya da İyi Parti'nin adayı... Kim olacak o zaman İstanbul'da ve o aday e, acaba İYİ Partilerden oy alabilecek mi? Yoksa orada İmamoğlu'na bir oy kayma durumu söz konusu olabilir mi? Çünkü İmamoğlu da herhalde şunu biliyor ki İstanbul'u kazanamazsa herhalde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olması da çok söz konusu olmaz. Bilmiyorum katılır mısınız evet. ama. Şimdi madde madde gidelim. Tamam. E, unutmayalım sorduğunuzu çok sordum ya. galiba. Hayır estağfurullah gayet güzel yapıyorsunuz. E, şimdi e, İYİ Parti. Hani e, Ahmet Hocam demin Meksika'dan misal verdi, tırnakçılardan misal verdi. Dedim ya Ahmet Hocam böyle masum görünüşünün altında dedim, <laughs> meğerse yeraltı dünyasıyla da irtibatı yani. <laughs> var, varmış diye. E, böyle bir taklidim dedim. İyi Niyet evet, e, 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 eseri olarak bazı şeyler söyledi. Şimdi biz... Ee, şu ekran bile şahittir. İyi Parti kurulduğunda dedik ki, birçok ekranda da söyledik yazdık, kopan kaybeder. Bu parti bir süre gider, kopanlar hep öyle olmuştur. Bir iki seçim kazanırlar, sonra da yok e, yokuş aşağı giderler ve e, kaybolup e, erirler, biterler diye. İyi Parti'yi de bekleyen akıbet budur. Bunu söylerken Sakın ola ki bu partiye oy vermiş veya gönül vermiş veya orada çalışan insanlar bizim inşallah böyle olur dediğimizi bir temenni içinde bulunduğumuzu bir analiz bulunduğumuzu düşünmesinler. Biz dediğiniz gibi tahlil ediyoruz, okumalar yapıyoruz ve zaten bunun için bizi buraya çağırıyorsunuz. Yani düşündüğümüzden farklı konuşur isek onun adı riyakarlık olur değil mi? Şimdi bunun birçok misalleri var. Bakınız. CHP'den kopan Güven Partisi Turan Feyzoğlu, Kemal Satır Cumhuriyetçi Parti, Adalet Partisi'nden kopan Demokratik Parti, ANAP'tan kopan partiler, gelelim AK Parti'den kopan partiler, MHP'den kopanlar. Bunların hiçbirinin esamesi okunmuyor veya bitme noktasında son dönemdekilerde bu şekilde... Ee, şimdi biliyorsunuz e, MHP'ye bir e, e, yol çizilmek istendi. Devlet Bey e, kaya gibi yerinde sağlam durdu, tabiz vermedi. Kopmalar e, oldu, bir e, kaynama oldu. Böyle bir parti ortaya çıktı. Sonradan da onun macerasını işte deminden beri e, konuşuyoruz. Biz bu kopmaların, yani İYİ Parti'den kopmaların bu defa, bu çözülmelerin devam edeceği kanaatindeyiz. Ve hiç umulmadık ve beklemedik bir anda bizatihi Meral Hanım'ın kendisi de istifa edebilir. Bir kere yapmıştı. Değil mi? Daha Onu önce. şeyde yaptı. O Cumhurbaşkanı adayı oldu. Fakat partisinden daha düşük oy alınca evet. e, istifa etti. Bu defa partisinden bir takım kimseler gidip Meral Hanım'ın kapısına kendilerini zincirlediler. E, dönmesen işte vesaire gibi işte ne insana yakışır ne siyasetçiye yakışır, ne aklı başına bir insana uyar e, tavırları oldu ve Meral Hanım da e, tekrar partisinin e, başına e, gelmiş oldu. Baykoca demin güzel bir ifade kullandı Meral Hanım hakkında gel git içinde bulunmak diye bu tabii ki zarar veriyor. Yani bu çözülmeler devam e, edecektir. Şimdi Onun onu alıp çizelim önemli Şimdi, bir şey söylediniz yani Akşener de o bile bırakıp eklenmedik bir anda e, ne haliniz varsa görün. Diyerek, Şimdi 31 Mart'tan sonra CHP kurultay olabilir dediniz. Bu ikinci manşetimiz oluyor bu akşam. Yani e, manşetleri işte, siz atıyorsunuz. Yani ben manşet bırakacağını düşünmüyorum ama. Bakalım bakalım <laughs> daha zaman daha zaman, zaman ne gösterir zaman ne gösterir. <laughs> ee, Çünkü, ama buna benzer bütün tahminlerimizde Rabbi'me sonsuz şükürler ediyorum. Beni hiç başıboş etmedi. Evet, Dalayım diyorsunuz. Yani. <laughs> Hayır dal değil fikrimi söylüyorum Her fikrine, evet. fikrimi söylüyorum. Evet diğer sorunuz nedir? Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun e, pardon İmamoğlu'nun ifadeleri yani İstanbul ittifakı bozulmayacak. Yani tabanda İstanbul bir İstanbul ittifakından kastı ne? Neyi kastediyor? Yani anladığımız kadarıyla bir önceki seçimdeki Bütür. o oluşan e... yani öyle bir öyle ele gelir, müşahhaslaşmış bir ittifak göze, mı var? Göze gelir, elle tutulur bir İstanbul dayanışması ittifakı oldu mu ki? buna dair yatırım yapıyor. Peki İmamoğlu seçimi kazanması gerektiğinin farkında herhalde. Yani onu da Ama aslında... İmamoğlu kazanamayacak. Şimdi e, ona ben bir parantez açayım. E, hatta öyle bir tartışma oldu ya. Yani işte biz sanki CHP kendi şeyiyle kazanmış. Yani İyi Parti'yi tamamen yok sayan ifadelerde bulundu CHP tarafı. Dolayısıyla aslında Meral Akşener'in de veya da partili yetkilerin de bir yönüyle itirazı. Biz sizden hiçbir şey istemedik. Ama hadi bakalım kazanın bakalım. Görelim bakalım hani nasıl olduğunu ifade etmesi. Bir yönüyle aslında biraz kibrinde bu olacak. Yani bu kadar ki bu ittifakın bence etkisi evet. oldu. Yani e, muhafazakar e, seçmeli nis, nispeten e, o dönemdeki ittifakın İstanbul seçimleri <laughs> kazanmasını ben etkili olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ama bu e, İmamoğlu her şeyi kendisinden müstakbel bilme eğilimine bu gitti. Bu söylediğiniz de güzel oldu. Yani kibrinde boğulacak. Hani İslami e, tarifte kibirdir. Evet. E, batı terminolojisinde ego, ego -dur. ego'dur. Evet. E, onda boğulma durumu. Ekrem İmamoğlu'nun <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması mevzu bahis değildir. Yani bunu bunu adını bugün bu saatte burada koyalım. Bu da kayıtları geçsin diyorsunuz. geçsin kesinlikle <laughs> geçsin. ee, Kahraman Bey demin şeyi sordunuz. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. ofisler tuttuğunu. Yani evet Kılıçdaroğlu Şimdi bakınız, arttıracağı da söyleniyor siz ofislerin sayısını. veya bizi dinleyen değerli seyircilerimiz e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine kendilerini koysunlar. Hiç evet. Adı, biz de söyledik, Faik Hoca da söyledi, hepiniz de biliyorsunuz, Zorduk. herkes de biliyor. Ekrem İmamoğlu diye bir insanın e, belediye başkanı olarak bulunduğu şehirde dahi adı bilinmez iken, onu sıfır noktadan alıp İstanbul'un başına getirmek, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir bakanlıktan az, kıymetli evet, değildir. Bütçe itibarıyla de öyle. Her Sekiz, bakımdan, 8 bakanla her eş biritesi var bütçe, benim. Hizmet, her bakımdan. Buraya getirdi ve ve neticede yaşa yaşadı. İşte sırtımdan vuruldum, hançerlendim, hançerlendim. sözüne panecekler. Şimdi bunun bunun hazmedilmesi kolay değil. Belki de o yüzden yani. ofisler kuruyor. Onu hazmedemeyip evet, yani <laughs> işte bir hazırlık içerisinde de, de, demek evet. istedim? Ben. Şöyle şöyle Sayın Kılıçdaroğlu e, netice itibariyle şu veya bu şekilde gelmiş olsun. Yani Kılıçdaroğlu'na dönüp şu da söylenebilir. Eden bulur. Yani sen e, Sayın Deniz Baykal'a <laughs> ne yaptıysan senin başına da bu geldi. O geldi. Denebilir. O ayrı bahis. O işin ahlaki tarafı. Ama fiili sonuç böyle bir durum var ve e, 12-13 <laughs> sene CHP'nin başında bulunduğu Bir insan Hiçbir e, siyasi geçmişi olmasa, hiçbir tecrübesi olmasa e, ana muhalefet partisinin başına gelip oturtulduğunda orada herhalde bir takım tecrübeler kazanacaktır. İşte o kazandığı tecrübeyle de, de bizim de biraz evvel söylediğimiz gibi İmamoğlu özel kavgasının yaşanacağını Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor, görüyordur görüyor. ve kendini o günlere hazırlıyordur. Yani... E, ...bir dönüş hareketi içinde veya niyetinde olduğu e, anlaşılıyor. Diğer soru neydi? Bir de ben ona bir Bek parantez açayım. E, yani şimdi Kılıçdaroğlu deniz gibi her ne şekilde gelirse gelsin... ...ama bu İstanbul ve Ankara yani 20 yılın arzından e, kazanılmasında... ...Kılıçdaroğlu'nun rolünü de inkar etmemek evet. lazım. Yani orada bir ittifak oluşturması, ondan sonra kısmi itibariyle muhafazakar seçmene yönelik söylemleri dolayısıyla orada Kılıçdaroğlu'nun bir emeği gerçekten var. Yani e, dolayısıyla bu bütün başarının ardına İmamoğlu e, hepsini ters tepip kendisinden <laughs> müstakbel biliyor oluyor olması. Devameti evet, aslında evet. Faik hocam. İmamoğlu e, Kılıçdaroğlu'nun bu projesi kadar ben e, tabii herkes farklı düşünebilir ama AK Parti'nin de 2019 seçimlerindeki karmaşası o kendi içindeki bezen organize durumu görevden geri tabii, alınması tabii etmesi da, toplumda yani da bir e güven... güven şey, on... konuşma başına var. temas ettim ya o işi sıkıntılar yani vatandaşın <laughs> yönetimden bazı sıkıntıları pahalılıklar o ana kadar pahalılıklar hiç o duruma gelmemişler yani işte o soğanların bilmem nelerin falan hani evet Erhan diye Yani genel olarak de aslında hocam. Varsa eklemek istediniz. Yoksa e, İmamoğlu'nu diğer konuklarımıza bakalım, da soracağım. Bakalım Meksika'dan ne haberler alacağım. Peki yani İmamoğlu'nun <laughs> durumunu hocam size de sormuş olayım. Şimdi e, eğer bir ittifak olmazsa, yani olsa da seçimi kazanabilir miydi? Tabii o da tartışma konusu. İstanbul'un e, hani siyaseti bir kenara bırakırsak zaten toplu ulaşımdan tutun da işte... E, Birçok konuda sıkıntılar yaşanıyor zaten bu kentte ama ee, hani böyle bir ittifak olmazsa İmamoğlu kazanabilir mi? Ee, bir yandan da baktığımız zaman en hani dostlarının sayısını arttırmak yerine biraz düşmanlarının sayısı artıyor gibi görünüyor. Ee, bu içinde bulunduğumuz tabloda. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? İmamo yani İmamoğlu'nun siyasi geleceğini biraz ben, konuşalım ben istiyorum. Ben bu analizi İmamoğlu'nun kişiliği üzerinden biraz yapmak istiyorum. Çünkü insanların yaşamları, kişiliklerini ve davranışlarını, örüntünün, sonucu oluyor genelde. Yani başımıza gelen şeyler aslında alışkanlıklarımız, kişiliğimizin sonucu oluyor. Şimdi İmamoğlu kişilik olarak gerçekten çok fazla tahmin edilebilecek biri değil. Yani yakınından, uzağından, işte dokunanı, seveni, edeni falan her yani bir Ne A demek istiyorsun? Açayım ne? şunu. Ya açayım bunu isterseniz işte. Ki büyük bir megalomanik, narsist bir yapı var. Narsistler kabul görmezler. Aslında narsistler temelde çok kırılgan bir benliğe sahip olan kişiler. Yani kendine hayran. Seyircilerimizden bilmeyen olabilir Evet, yani kendine hayran. Yani kendine narsist, hayran. narkus çiçeğinden geliyor. narkusustan işte bir suda yansımasını görüp o çiçek kendine aşık bir yapıda. Şimdi ve bu narsist yapı bir de türet dediğimiz böyle bazı şeyler vardır insanlar. Yani ne yapacağı, ne söyleyeceği elinden ne çıkacağı belli olmayan bir tipoloji. Ee, işte i̇şte biz hep geldiğinden beri 2019'dan beri İmamoğlu'nu saysak buradan şeye yol olur, köye yol olur. Belki 20 tane 30 tane böyle deve dişi gibi bu katıyla hatırlıyoruz. Yani va valiye söylediği laflar, işte vatandaşın pazarda, aracına, pazarda yaptıkları. söylediği, işte sen ne konuşursan konuş deyip aşağıladı pazardaki insanları. Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik <laughs> gerçi exact o davada da berat etti ama orada da yine... şeye Sayın Soylu'ya, Hakim SK'ya vesaire yani şeyi yok. Böyle bir kendi affetsin lütfen beni ama ayarı olmayan yapıda bir şey denir ya. Şimdi bütün bunlarla birlikte bir de bir ambivalans şeyi var. Yani geldiğinden beri biz hep ne duyduk hatta gelmeden önce de vaktim yok zamanım yok İstanbul vakit kaybediyor verim mazbatamı çalışacağım falan ya o günleri bir hatırlayalım biz şöyle bir şey bekliyorduk herhalde İstanbul'da 5 yıl sonra gerçekten uzay mekiği falan fırlatılacak yani bu adam bu kadar hızlı davran şey yapıyorsa fakat geldik, metro projelerine beton dökülüyor Betonla başladı Bir de küçümser gibi halkı narsist çünkü yani ne dedi yapraklar alkışlıyor temel atmama töreni ya bunlar halka yapılır mı bu halk kitlelerin bilgeliği en fazla bu halkta temaruz etmiştir. Ortaya çıkmıştır. Bizim halk bilgedir. Ariftir. Bakın üstadım ne dedi Rahim Hocam? Dedi ki iyi ki e, şey kazanmamış dedi Millet İttifakı ama kazanamaz. Bu ülkede Millet İttifakı veyahut e, hizmet eden gönül bağı kuran dışında kimse kazanamaz. Tepeden bakan, ötekileştiren öyle bir yapısı da var. Bütün bunlara bir de e, herkesi mutlu etmeye çalışan ama bir karakter ortaya koyamayan, bir ilke ortaya koyamayan bir yapıya sahip. Yani gidiyor HDP'ye efendim orayla bir barışçı. Akşam geliyor işte milliyetçi seçmene. Aynısını Kılıçdaroğlu da yapıyordu. Fakat şimdi biraz rolleri bölmüşler gibi sanki. Özgür Özel daha çok HDP'ye, İmamoğlu biraz İYİ Parti'yle ilgileniyor gibi. Ama sonuçta bir seçim var ve bu seçim 3 kişi için Hayati 3 kişi için. Bir, bundan sonra rotayı değiştirmesi Akşener için. Bugünkü günkü Uşak'taki konuşmasını dinledim. Beni tekrar burada görmek istiyorsanız çok çalışacaksınız dedi. Şimdi İmam, İyi Parti İstanbul'a bir aday koyarsa o adayın düşük oy alma ihtimali mümkün değil. Almaması lazım ve bunun için çok fazla çalışacaklar. Ki İmamoğlu da tekrar seçmeni çantada keklik, o klasik CHP zihniyetine döndü. Çantada keklik, bir şey koysak alırız, terlik koysak yani o şey kapasın. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu şu an CHP'nin hala daha koridorlarında dolanıyor. Yani İnönü'nün Ecevit'e yaptığını yapmadı. Hani yapmadı e, tabi. İnönü Ecevit çekip e, gitmedi. E, kurup Bırak. kazanınca İnönü istifa etti. İstifa etti. Partiden istifa etti. Yani organik evet. olarak da oradan koptu evet. Evet. gitti. Böyle yani, devam ediyor yani CHP'nin evet. mensubu yani. Hem öyle hem de yani az bir şey alma da 650'ye yakın e, delege aldım. Bunlar hepsi duruyorlar Bir buçuk ay önce delege. Yani tarihleri düşünürsek çok ters bir tarih. Bu seçim iki yıl sonra olsaydı yerel seçimler Kılıçdaroğlu bu arada İmamoğlu veya Özgür Özel işte kendi aralarındaki sorunları çözerse İmamoğlu Özel o e, şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarını, delegelerini bir şekilde partiye e, adepte edebilir. böyle bir vakit. De Ama süre yok. yok. Süre yok. Ve Kemal Kılıçdaroğlu çok öfkeli. Çok sırtından hançerlenmiş diyor. gibi bir şey de Ve millet şunu da görecek. E, bu seçimde ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarının çalışacağını asla düşünmüyorum CHP'ye. Onu da soracaktım. Şimdi kesinlikle Kılıçdaroğlu taraftarı olan belediye başkanları Çok var tabi, İstanbul'da. Tabii Cumhuriyet var, Halk Partisi. Onlar herhalde İmamoğlu'nun adaylığı için çalışmayacaklar. Kesinlikle öyle olacak. Çalışmayacaklar. E, bu sefer İmamoğlu'na bütün şey kalıyor. İmamoğlu da şu an ee, bakalım Özgür Özel'in daha şeyini göremedik. Adayları bir belirlensin. Özgür Özel herhalde şöyle demeyecek ya hani kürsüde falan. Bugün görmüşsünüzdür kürsüde İmamoğlu konuşuyor. Ortalamış kürsüyü. Özgür Özel burada müsamere çocuğu gibi duruyor. Konuşma sırası Özgür Özel'e geliyor. İmamoğlu 20 santim bile kımıldamadan şey yapıyor duruyor olduğu yerde Özgür Özel mecburen mikrofonu önüne çekiyor. Gene kenardan konuşuyor. Şimdi Özgür Özel bunu hani onur, haysiyet hep, hepimizde var. Özgür Özel'de de muhakkak vardır. Ne kadar sürdürebilir? Belli bir yerden sonra diyecek ki kardeşim tamam ben tavşanındayım ama bu kadar da tavşan <laughs> değilim yani. <laughs> bu nasıl, <laughs> bu nasıl özgürlük bir Tavşanlık ya? tabii. <laughs> diyecek ki ben de şurada aday istiyorum falan. Ama İmamoğlu e, şeyin bütün her şeyi kendi belirlemek istiyor. O megalomon yapıyla öyle bir işbirliğine gideceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla orada da bir karmaşa başladığında adaylarla onlar kendi iç işlerine. Kemal Kılıçdaroğlu arkadan kendi şeylerine çalışmayın diyecek. Meral Akşener de almak zorundayız yoksa ben gideceğim diyecek. Veya partinin iyi Parti için bu beka meselesi. Şimdi aslında hep bizimle dalga geçiyorlar diye beka meselesi mi olur falan. Şimdi beka meselesi gerçekten iyi Parti'nin varlık yokluk meselesi almak zorunda illerden, ilçelerden ve çalışmak zorunda. Bunun için muhalefet bunlar iyi günleri denir ya. Bunlar iyi günlere. Ha biz mutsuz... Ahmet Hocam çok affedersiniz. edersiniz Özgür Özel'e yapışan bir söz oldu. Hazırlıksız konuşmana cezası. Hamas terör örgütüdür dedi ya. Tabii. Ama hmm. hepsi diyor ki onu Meral Akşener de söyledi. Yani bunu bunu, bunu söyleyeni yani. bu millet kayda alır. Tabii. Yani Tabii. bütün dünyada e, sokaklar Amerikası Londrası Avustralyası vesaire e, gösteriler yaparken burada bir İstanbul'da bir buçuk milyon insan toplanmışken e, Gazze'li bu mazlumlar ve mağdurlar için sen kalkacaksın terörist diyeceksin. Ne bu? safını belli ediyorsun. Ee, İsrail'in yanında yer alıyorsun. Bu bu kayda girmiştir yani. Bunu Kesinlikle. unutmamak lazım. Son söz e, ben hakikaten bu çadır tiyatrosu gibi siyaset yapıyorlar. Akşener'in yapmacıklığı, imam olun üzülüyorum üzülüyorum ya kardeşim azıcık azıcık içindekini konuş ya. Ya üzülmüyorsun, sövmek istiyorsun. Desene sövmek istiyorum diye. Yani bu karşı tepki geliştirme. Bu işte içindeki o şeyi gizleyip çok böyle alçak gönüllü görünmeye çalışma bu patlıyor. Ve bizim halk gerçekten bilgedir ve şey yapar yani notunu verir. Yapmacıklığı da hiç sevmez. Bugün ne derseniz deyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar halkın gönlünde varlığını sürdürmesi gerçekten samimi ve dobra içi dışı bir olan bir lider olmasına borçludur. Bu noktada da yani karakter olarak da İmamoğlu'nun tabii bundan sonra dönebilir mi bilmiyorum ama şuradaki o sırıtışlar falan böyle şey gülüşler yani belli yani yapmacık olduğu belli onun için hepsine ee, Allah kolaylık versin diyelim bundan sonra zor i̇şte hocam siz o, nasıl zor görüyorsunuz İmamoğlu'nun e, yani diyelim ki e, İmamoğlu işte bu ittifaksız girdi seçime e, kazanabilir mi şansı var mı kazanamazsa ne olur siyasi kariyer açısından bir de e, İstanbul'da ciddi bir ee, Karadeniz'i seçmen de var. Yani bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin demle yakınlaşması. Şimdi bilmiyorum onlar da tabii İstanbul'da dört ilçede aday gösteriyorlar. O ilçelerden iki tanesi biri Esenyurt, diğeri Adalar. CHP'li şu anda... CHP aday çıkarmayacak. Yani bu Doğru. da var. Yani bu yakınlaşma seçmen nazarında nasıl yorumlanabilir? Yani İmamoğlu'nun bu anlamda seçimdeki şansı ve seçimi kaybederse ne olur İmamoğlu'nun durumu? Şimdi demin de hocaların bahsetti. Yani o zamanki işte İBB yani mevcut iktidarın o süreçte işte görevden almalar vesaire gibi süreçte bir toplum nezdinde tam zihninde oturmadığını. Yani süreç itibariyle o dönemdeki sorunlar ...bir yönüyle de böyle bir alternatife... ...toplumda kısmen itmiş oldu. Yani dolayısıyla İmamoğlu'nun tabii ki... ...kazandığı için bir başarısı söz konusu... ...ama hani zamanın ruhu diyorlar ya... saat karşı dedikleri... ...zamanın ruhu gerçeği de var. Yani e, o dönemin siyasi konjöktürü... ...toplumda hangi imajı veriyordu... ...ona iyi e, irdelemek lazım. Dolayısıyla o yönüyle... ...toplum nezdinde bir dağınık bir şey olduğunu... ...düşünüyorum. E, tam bu noktada... E, ...tabii ki yani... Bu sürecin oy tercihlerinde genel siyasi konjonktür işte diyelim mevcut işte e, emeklilerin ekonomi durumları vesaire gibi süreçler de tabii ki etkili olacak. Ama en nihayetinde sonuçta İstanbullu, İstanbul, Ankara tabii tüm illerde ama İstanbul sonuçta Türkiye ekonomisinin yüzde otuzunu oluşturuyor. Nüfus itibariyle de önemli. Dolayısıyla insanlar sizin vaat ettiğiniz... Doğrudan benim günlük hayatımda e, imam olun seçilmesi neler değişti? Ya ben şahsen kendi adıma da soruyorum. Ben işte e, ikinci köprü e, aktif olarak kullanıyorum, çalıştım e, üniversitede. Orada mesela ben hatırlıyorum e, üçüncü köprü açıldığında trafik bir hayli e, ikinci köprüde bayağı azalmıştı. Şu an inanın birinci köprüde yaşa, yaşanan hani trafik var Yok. ikinci köprüden. Gidelim, Gidelim şeysi vardı, alternatifi vardı. Şimdi ikinci köprü tamamen bildiğiniz e, aynı yani birinci trafik gibi olmaya başladı. Hatta düşünün yani üçüncü köprüye, o güzergaha evet ne yapardık kamyonlar, yani düşünebiliyor musunuz? içeride olsa Evet Allah kamyonlar, konuşur. otobüsler hatta avrasya tüneli, avrasya tüneli olmasaydı yani onların yapılmasını tartışıyorduk. Şu an olmadan düşünemiyoruz böyle bir şeysini. Dolayısıyla e, ya ben kendimden baz alıyorum, e, trafik şeysi gitgide daha da artıyor. Ki neydi İmamoğlu, işte trafiği azaltacağız, ondan sonra e, İstanbul'a yeni bir nefes aldıracağız gibi e, gerçekten çok iddialı Tabii vaatleri işte, deprem vardı. Deprem gündemiyle ilgili de hani baktığımız zaman yapılan konut sayısına, işte Kiptaş'ın yaptıklarını onlar hep konuştuk. Tabii yani şimdi sayı itibariyle de ben Cevazın geçtiğimiz... Haliç'te dün çok özür dilerim sözünüzü, de, de, e, tabii e, geçen bir haber vardı. Eee Haliç'i deniz anaları kaplamış. Tabii. Ve son derece zararlı. Tabii. Evet, onun gibi yani ulaşım, çevre, işte reklama harcanan paradan hep bahsediliyor, örnekler veriliyor. Yani reklam. Hadi reklama, yani ben şahsen Olabilir ama e, yani e, tabii ki e, esası olmaması lazım ama ben günlük şeyde İstanbullu olarak neler değiştiğini baz alıyorum. Şimdi mesela ben hatırlıyorum o zaman dedi ki işte e, o tarihi yarım adayı tamamen dönüştüreceğiz ki bence de yani bu muhalefet iktidar ne olursa olsun tarihi yarım ada gerçekten dünyanın göz bebeği olacak nitelikte ama e, şu Süleymaniye'nin aşağısına e, giderken yani korkarak gidiyorsunuz. Hala da bir e, dönüşüm kısmen e, top baş döneminde başlamıştı. Ama süreç içerisinde e, tabii mu muhtemelen oradaki mahkeme süreçleri de var ama velhasıl onunla ilgili çok iddialı söylemiştiniz. İşte burayı e, işte dünyanın turizm rotasyonuna çevireceğiz vesaire gibi. E şimdi e, sık sık o bölgeye de gidiyorum. E, bakıyorum çok da büyük bir değişiklik, olağanüstü bir değişiklik. Yok, yok, olmadın bilmiyorum belki siz düzeltebilirsiniz. Doğru. Ee, gerçekten ben bir e, Türk vatandaşı olarak oranın e, yani muhtemel AK Parti'nin adayından da bekleyeceğim en önemli hususlardan biri orayı e, tamamen trafiğe kapalı dünyanın gözbebeği nitelinde bir bölge turizm rotasına çevirmek. Bu bir. İkincisi kentsel dönüşüm. <laughs> yani şimdi e, toplum şunu Tabii yani iktidar arasında muhalefet bu hep tarihten bu yana olmuştur yani. işte o bizi engelliyor, enge diğeri işte bize destek vermiyor. Ya sonuçta sen İstanbul Büyükşehir'le ilgili yetkilisin. Yani artık senin bahane üretme gibi bir lüksün yok. Fazla misal öyle bir şey oluyorsa da alternatif bulmakla sorumlusun. Yani günün sonunda ben geldiğinde oy tercihinde ona göre sana şey yapacağım yani iktidar öyle olmuş olmamış e, e, ona bakarsanız farz misal diyelim cumhurbaşkanı İBB Başkanı olduğunda da benzer şeyler e, olmuştur kalkıp ya e, ya ben işte bundan dolayı hizmet yapamıyorum diyerek herhalde kaç yıl e, oradan İBB Başkanı ardından Başbakan Cumhurbaşkanı olmazdı. Sonuçta e, Toplumun nezdinde e, ne açıdan oradaki yaptığı İstanbul'daki hizmetlerle fethetti. Bunu yapan Türkiye'de yönetebilir. Hatta o zaman hatırlıyorum ben tez işte Uğur Dündarlar o zaman işte İstanbul'u yönetmek işte e, eşdeğer değil Türkiye yönetmek. Onun bambaşka dinamikleri var falan hani yapamazsınız gibi böyle o dönemde e, sanki e, bunu e, kendisini itam olarak söylüyorlardı ama sonuçta ne oluyor sizi İstanbul'u başarılı yönetmek insanlara bir ipucu veriyor. Eğer İmamoğlu gerçekten bu bahsettiğimiz işte kentsel trafik sorunu, tarihi yarımada... Mesela bir anaokulu şeysi var. Ya ben hala da anlama Ben şahsen yani devletin her alanda giriyor olmasında da çok doğru bulmayan biri olarak kendimi tanımlıyorum. İşte ne dedi? Anaokullar, çocuklar dedi. Yani İBB'nin temel işi bütün İstanbul genelinde anaokulu değil. Yani en azından... Alternatif belki olabilir ama temel sorunlar temel o değil. Temel sorunlar var. Yani deprem var, trafik sorunu var. Dolayısıyla insanlar çevre daha sorunlar. çevre sorunu var. İnsanlar daha çok yeşile ulaşmak istiyor. Ee, yani Veya da kalkıyorsunuz işte otopark temel... Otopark derdi İstanbul'un en büyük dertlerinin başına ha, şimdi, geliyor. Evet doğru <laughs> hocam çok doğru söyledi. Ee, otopark yani artık insanlar özellikle ben bazı bölgelerde hatta ilçe ismi vereyim. Haznedar'da iki saat dolanını biliyorum yani. Ya işte imkan yoktu. Bunu imkan bulacaksın. Yerin altında bulacaksın. Yerin üstünde bulacaksın. Zaten imkan bulman için sana bu yetki veriliyor. Dolayısıyla ben tutarlı bir çizgi çizmediğini ve toplum nezdinde de sürekli sanki Cumhurbaşkanlığı idealinde koşan bir izlenim verdiğini. Yani farz misal diyelim ittifak olsun olmasın ee, sonuçta İmamoğlu bu 5 yılı olabildiğince iyi değerlendirseydi Dolayısıyla belki diyorum Tırnak içerisinde ittifak olmasaydı başarılı olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama ittifakın bu şekilde ilerlemesi de e, sonuçta toplumda o iki eksi noktayı birleştirmiş olacak. Yani başarısızlık adına giden bu iki eksik nokta toplum nezdinde bence de çok olumlu İmamoğlu yönde gitmeyecek. Dolayısıyla şimdi İmamoğlu ne yaptı? İstanbul'u kaybetmemek uğruna özgür özeli emanet genel başkan yapmış oldu. Yani şimdi İstanbul'u da kazanmaması halinde Dolayısıyla artık iyice o çok ona biçilen paha biçilmez bir şey vardı. Hatırlayın ilk seçildiğinde geleceğin hatta uluslararası medya geleceğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işte yenen kişilik böyle işte şiirler söylemler vesaire. Dolayısıyla o efsane kahraman imajı bir yönüyle de İstanbul seçimini kaybettiği zaman bütün kaybolmuş olacak. Faydın yani Hocam, tutundukları... bir şey size. Böldüm ama Kesinlikle. şimdi İmamoğlu'yla Özgür Özel yani İmamoğlu'nun şeyi gibi görünüyor değil mi adayı gibi ee, yani bu kesin mi sizce Ya acaba Kılıçdaroğlu'nun devamı mı şey Özgür Özel? Vallahi hatta hatırlarsınız yani onu... Özgür eşi Özgür Özel'e çok tepki gösteriyordu hatta bu kongrede yani dolayısıyla. Kılıçdaroğlu'nda hatta konuşma yaparken ha, öyle neden daha ben. ben yani tek ona bağlamıyorum mi? da e, dolayısıyla ya bu Kılıçdaroğlu o kadar ben bir şey yapabilir diye düşünüyorum yani bizi şaşırtan bir şey belki de o, Yani bilemeyiz kalpleri Allah bilir ama <laughs> ya Vallahi ben, ben e, değil daha çok İmamoğlu'nun İmamoğlu e, beraber ortak Herkes noktada çalıştığını. Da. Bir de o görüntü de hoş değildi. Hatırla yani İBB'deki konuşması. Ben de bir şeyler söyleyeyim mi? Yani e, sonuçta bazen vücut dili bazı şeyleri gerçekten sözden yani daha o, fazla. Ona daha fazla dayanamayıp Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na ya gel tamam ben yine senin grup başkan vekin olayım o zaman işteyse bir itibarım vardı diyebilir mi? böyle genel başkanlıktan söyle grup başkan vekilliği falan. <laughs> yani sanmıyorum eğer başarısız olması halinde bu sefer tabii ki Özgür Özelle arasındaki yeni bir süreç bu sefer onu tartışıyor olacağız yani. Evet, çok Dolayısıyla tanıştık. o birçok kritik dönemeç var. Şimdi ee... araya gitmeden son iki dakikamız sizinle araya gidelim isterseniz. Ee, buradan mı devam etmek istersiniz yoksa Cumhuriyet Halk Partisi bu DEM Parti arasındaki ilişkiyi de sormak isterim. Şimdi ittifakta İYİ Parti olmazsa bu o, herhalde demin elini daha da güçlendirecek. E, daha fazla şey alabilirler mi, koparabilirler mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? E, Birkaç cümle ele alayım isterseniz. Olur, hayır, sonra hayır, yine devam ederiz. Vaktin e, yettiği miktarda konuşalım. Şimdi e, bizim şu konuştuklarımızı e, CHP'nin içinden de şu miktar veya bu miktarıyla görülmüyor olması mümkün değil. Endişeleri vardır. E, bir taraftan İyi partiyi kaybettiler. Öyle bir müttefikleri yok artık. Artık millet İttifakı diye bir masa yok. Yani kumar masası falan da kalmadı. Bugün ithamlardan biri o ya kumar, CHP şey yapıyor karşı taarruzda kumar masası masayı devirdin gittin geldin vesaire tarzında sayın Akşener'e bühtanda bulunuyorlar. O zaman gereğine kalıyor CHP için. Yani şunun farkında tek başına iktidar olması, seçimi kazanması e, mümkün değil. değil. O zaman e, bir ortağa ihtiyacı var. O da e, son adı Dem olan, yarın ne olacak bilmiyoruz e, bir e, partiden destek almak e, durumunda. E, tabii o da o da e, kolay bir iş değil. Niye? Çünkü niyesini e, aradan sonraya sonra. bırakalım evet, hocam. E, tam orada e, kesmiş olalım. E, araya gideceğiz. İkinci bölümde yine Rahim hocamızla başlayacağız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Partisi ilişkisi kolay bir şey değil diye niyesini e, aradan sonra kendisinden öğreneceğiz. Şimdi araya gidiyoruz. Türkiye gündemi devam ediyor. Sayın Rahimer'de kalmıştık. Niye demişti? Araya gitmiştik. Buyurun hocam. Niye? Bu Cumhuriyet Halk Partisi ve Dem Parti arasındaki ilişkiyi sormuştum size. Çünkü e, İyi Parti ile ittifak mevzu bahis değil. Diğer bazı küçük partilerle ittifak etse bile CHP işine yaramayacak. yaramayacak. Sadece şifa olmayacak. O zaman o zaman Dem ile e, ittifak kurması e, söz konusu olabilir. Fakat orada da e, işi kolay değil. Yani makulün makul olmanın ötesinde e, deme e, belediye başkanlıkları verir ise bu iç bünyede bilhassa da ulusalcı denen CHP'nin e, kanadında rahatsızlıklara yol açacaktır. Böyle bir sıkıntısı var CHP'nin. Onu demek istemiştim. Tabii yani şimdi adaları bilmiyorum ama Esenyurt'ta hani diyelim ki Dem'e destek verdi Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, Esenyurt'u kazanması da pek garanti görünmüyor. yani Çünkü bir önceki dönem AK Parti'deydi Esen. evet, Esenyurt. Evet Esenyurt'u istiyor. Sultanbeyli'yi istiyor Dem. Kafadan istiyor buraları. Ee, Adalar var. Adalar ne kadar şey olur. Veya Anadolu'da da bir takım Tabii. yerler e, söz konusu. Yani CHP'nin dem ile ortaklık yapması mı CHP'ye kazandırır, yapmaması mı kazandırır? Bunu CHP Genel Merkezi'nin iyi tartması lazım. Siz ne dersiniz Ahmet Hocam? Tabii e, bu şey HDP veya dem şey gibi böyle... E cız bir nokta yani dokunanı yakıyor ama CHP bunu uzun süredir fark etmemiş durumda bir yandan da aslında bir mecburiyet psikolojisi var yani kendi başına alamayacağı birçok belediyeyi onun koşulsuz desteğiyle aslında koşulluydu ama hangi koşullar olduğunu pek bilemediğimiz için koşulsuz diye düşündük Tabii kayyumlar vesaire diğer bir ton özellik meseleler hep bunlar millet İttifakı'nın protokolünde yazılıydı hatta ee, ana dil eğitimi veya anayasanın ilk dört maddesi bunlar hep o zamanlar konuştuk yani HDP'ye ne verildi. Ee, Ümit Özdağ'la şeyin Kılıçdaroğlu'nun gizli protokol açıklanınca o zamanlar HDP bizimle de aslında protokol evet. yapıldı dendi. Şimdi bu sefer e, o zamanlarda hep şunu söylüyorduk ya yani HDP tok satıcı. Hakikaten o ilk şeyi hatırlayalım mecliste Dönüp Pervin Buldan'ın Mansur yavaşlı İmamoğlu'na orada oturuyorsanız bizim oylarımızla oturuyorsunuz bunu bilmeniz lazım dediğini demesini hatırlayalım. Ve sonuçta şu an gelinen noktada bu artık aşikar bir ilişki. O gizli flörtleşme dönemi bitti. Şu an HDP blöf falan da yapmıyor. Gerekirse eğer bu istediği yerleri alamazsa tek başına da e, girmeyi düşün, düşündüğünü daha önce ifade etmişti e, DEM Partili ya HDP'li yetkililer. Bu sefer e, çok net şeyleri istiyorlar yani. E, artık ne kazanacağız? Bu işten hissemiz nedir? Payımız nedir? İşte il midir, ilçe midir? Veya Güneydoğu'da CHP'nin aday çıkarmaması belli yerlerde işte İstanbul'da ee, HDP'nin aday çıkarmaması karşılığında alacağı ilçeler veya belediye meclisinde yapacağı şeyler. Bugüne kadar CHP bunları gizli kapaklı biz tabanıyla tabanından oy istiyoruz. Üst yönetimle bir alakamız yok gibi e, şey yapıyordu bu ilişkiyi dışsallaştırıyordu veya bir şekilde rasyonize ediyordu ama şu an HDP ya dem hangisini diyeceğimizde şaşırdık. Buna pek razı değil. Ee, bu arada hep bunu konuşunca benim aklıma bu Anayasa Mahkemesinin ışıkları yanıyor mu sönüyor mu ne oldu o kapatma davası bu kadar şey bir durum bizim, olabilir bizim, bizim mi? Bizim bile kafamız karıştı. karıştı. Yani bir unuttuk bile o davayı Anayasa Mahkemesiyle e, e, yargıtay e, malum yeni bir karar da çıktı yani. Evet. E, e, dolayısıyla bu sefer net bir şeyler olacak gizli olmasına rağmen milliyetçi CHP'ye oy veren ulusalcı tabanda veya İyi Parti o zamanlar işbirliği aralarındaydı vardı yani. bu kadar tepki alıp bu son seçimde milliyetçiliğin bu kadar yükselmesi, oyların işte MHP, İyi Parti'yi de sayarsak ve Ümit Özdağ vesaire böyle 3-4 odak üzerinde %30'lara ...yaklaştığını görmüş olmamız... ...bunu göre göre CHP neden hala... ...aynı hataları yapıyor... Tekrarıyor. ...tekrarlıyor. Bu çok ilginç bir durum. Ee, ve... ...bu sefer çok daha... ...bariz bir şekilde olacak bu. Ve oturup belki bir masa etrafında... ...eskisi gibi öyle... ...hatırlayın şeylere Kılıçdaroğlu... ...yukarıda görüşüyordu aşağıda... ...HDP tek başına açıklama yapıyordu... ...basın açıklaması. Kılıçdaroğlu oraya bile inmiyordu. Şimdi Özgür Özel bir hanımefendi Pervin miydi? Onlar Tülay galiba. Bir şeyde. benim de aklımda değil. Eş, yok başkan. Senatçı. Senatçı'nın elini öptü diye bir ha, ha, ha. PKK evet, evet. güzellemesi yapan Senatçı evet, ilk evet. işi onunla başladı. Onu... Sonrasında şehit cenazesine İ ilk gaf diyelim. Gidip... Yani i̇lk işti değil de, ilk gaf ya da ilk, i̇lk şey gaz. mi? Taraf belli etmemi o da olabilir Tabii yani. Şehit cenazesinden sonra hemen DEM Parti'ye Parti gitti. Var. Açık açık yapıyor. Açık açık konuşuyorlar. Ee, yani maalesef biz hep şunu düşünüyoruz, ee, yani niye ee, karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın milli politikalara savunan, e, gerçekten e, vatanın birliği bölünmezliği konusunda hiç kimseye laf söyletmeyecek olan kandilere çeken bir muhalefet yok. Böyle bir muhalefet hepimizi mutlu eder. Mesela Deniz Baykal'ı hep konuşuruz, o olsaydı en azından işte Böyle şey, bir, bir şiir, savrulma olmaz. de Pelosi'nin dediği gibi ben Washington, Paris'ten Washington'ı konuşmam diye e, Trump'ın şeyi. E, Deniz Baykal da One Minute'den sonra yurt dışındaki bir gezisinde sormuşlardı ne düşünüyorsunuz? Ben bu koşu, konuda Cumhurbaşkanı'nı kesinlikle tem, şey yaparım, e, desteklerim ve burada da Türk meselelerini, Türkiye'nin iç siyasetini konuşmam demişti. Öyle bir CHP de yok. Yani CHP şu an maalesef hızla Kılıçdaroğlu döneminden daha da hızlı, hızlı bir şekilde e, HDP'ye, Kandil'e veya DEM'e, neyse bunları birbirinden ayırmak ne kadar mümkün bilmiyorum, e, selamını hızlıca çakıyor. Ama bu selamı e, milliyetçi seçmen, ulusalcı seçmen görüyor ve çok rahatsız olmuş vaziyette. Ve şu da bitti Kahraman Bey artık, epey azaldı. Ka kategorik Tayyip Erdoğan karşıtlığı seçmende artık. Evet. ...şeyini azalttı, etkisini azalttı. Yani o yetmiyor yani. Sadece Erdoğan karşılığı üzerinden. Demle yaklaşırsan... ...icraatı da yoksa ki yok. Bir de bu kategorik... Cumhurbaşkanı karşıtlığı... ...giderse gitsin, kim gelirse gelsin de azalmışken... ...muhalefetin içindeki bu parçalanmalar... ...ve çoklu görüntüde... ...bir aradayken... ...bir de bu devam ederse CHP ile... ...demin bu artık... ...çok böyle yakınlaşmış... içe geçmiş ilişkisi gülerek e, poz vermeler falan e, yani Türkiye ve özellikle İstanbul seçmeni bunu çok iyi analiz edecektir e, özellikle ulusalcı ve milliyetçi seçmenin az önce söylediğim gibi iyi parti e, her ne kadar şu an e, dağılıyor veya ayrılanlar çok sayıda oluyor gibi görünse de buradan bu CHP ile Dem yakınlaşması belki onu da hesaplıyor olabilirler net bir açıklama yaparlarsa bu CHP ve HDP Dem ilişkisi iyi partiye yarayabilir. yarayabilir. MHP'ye de yarar. Oradan gelebilir mi bilmiyorum. hani Özellikle Cumhur İttifakı karşısında orada çok tutkalını sağlam verdiler ama yine de olabilir. Ama özellikle İyi Parti bunu net biçimde aşikar ederse işte bizim bu ittifakta bulunmamamızın nedenlerinden birisi de bu portreydi bu tabloydu derse o zaman epey bir ciddi oranda CHP'den oy alabilir. Özellikle ulusal seküler seçmenden ve e, İmamoğlu'da da günü Söyleyeni aforoz ettiler işte hatırlayın. Yavuz yani, ya evet Ama yani. o zaman hocam o zamanki. Hayır, ama ona itirazı da oydu onun yani temelinde. O zaman seçim olmuş. Seçimden Yoksa sonra önce mı? önce önce işte. Önceydi işte, yani. işte evet. Hala bir umut vardı. Evet. Ondan sonra şu dağın arkasına da bakayım demiş yani, Hoca. Yoksa o zaman görünmendeki feryadı figanı. <laughs> Şimdi onlarınki öyleydi. Şu an Bence öyle bir ortam yok. Herkes kurtlar şeyi gibi sofrası gibi nereden ne yapacağını düşünüyor. Bunu çok iyi kullanırsa bu ilişkiyi İYİ Parti oylarını tekrar o e, 14 15'ler bandına belki de 12 13'lere getirir. Bu da onlar için bir, bir kurtuluş, İlçansız, kurtuluş Ahmet savaşı hocam, olabilir. imkansız. Hmm. Mümkün değil yani. E, CHP'den o, alamaz mı diyorsunuz İYİ Parti'den? İYİ, ya CHP'yi Parti 20'lere düşürebilir dün, diyorum. Bir önceki seçimde İYİ Parti'ye oy vermiş olan seçmenin bir kısmı MHP'ye verecektir, bir kısmı. Doğru. AK Parti'ye verecektir, Doğru. bir kısmı CHP'ye verecektir. Bakınız bugün e, genel Zaten merkeze... genel seçimlerde kısmen <laughs> gösterdi onu. Evet. Yani hatırlayın anketler %20'ye yakın gösteriyordu onu. Tabii. O o zaman yani daha evet, o evet. şey başlamadan önce. Sonra e, hepsi nasıl adım adım o yaptıkları strateji e, yanlışlardan evet. dolayı %9'a kadar eridi. Yani İyi Parti %5 e, oy alsın öpsün başına koysun. Tek başına çıkarsa Olaydı. mı diyorsunuz? Yani şey tabii, tabii, adayını yüzde beş. Evet. Ee, şimdi İyi Parti'ye, Genel Merkez'e muhalefet edip de istifa edenlerin gerekçesi ne? Neden ittifak etmiyorsun? İttifak etmediğin takdirde şansımız yok. Tutundukları dal bu. O bakımdan Ahmet Hocam farklı düşünüyorum. Peki, evet olabilir. Ben tamamladım. Hocam? tamamladım. Siz hocam ne diyorsunuz? Şimdi iki farklı asla hmm, noktaya evet. değindi hocalarımız. Ortasını ortasını bulup ayrıca. Ortasını ortasını olsam olmaz mı? Olur. <laughs> Seçenek yok. Nasıl isterseniz. Evet. Ya şimdi bu hatırlayın İmamoğlu aday olduğunda sürekli onunla ilgili ithamlarda işte hani HDP ile ittifak yapıyor musunuz? Kesinlikle hani nerede falan diyordu. Yani böyle bir şey var mı? Falan diye. Yani aleni bir şekilde kapılar kapı kapılar ardından yaptığınız aşikar bir şekilde sonuçta seçim sürecine HDP'nin bugün işte demin desteğiyle girildi. Ve işte böyle bir pazarlık yapıldı mı? E bu daha sonradan tabii seçim sürecinden sonra bazı işte belediyedeki kurumların kısmi itibarıyla deme, e, deme tahsis edildi. HDP ye. artık neyse. Dolayısıyla e, o zaman Akşener'in de aynı şekilde benzer şeysi vardı. Bizim kesinlikle ben çok iyi hatırlıyorum. Gönü bir canlı yayın hatta bir kanalda onu söylemişti. Hani nerede bizim bir ittifakımız var mı falan diye böyle bir şey kesinlikle yok. İşte PKK ile kesinlikle ayrım yapmayan partilerle biz ittifakı girmeyiz diye. E şimdi o dönem İstanbul seçimlerine. Yani e, siz yapmadıysanız ittifakınız yaptı. Yani dolaylı olarak o ittifakın içerisindesiniz. Belki görünürde doğrudan İyi Parti yoktu ama dolaylı olarak beraber ittifakı girdiniz. Sonuçta e, İstanbul seçimlerini kazanmış oldunuz. Dolayısıyla şimdi ben yine İyi Parti'nin böyle açıklamalarına bakıyorum. Yani açıkçası ben anlayamıyorum yani e, hani ittifak var yok ya bunun artık açık bir şekilde hangi yani artık siyasi kanada biz inanıyoruz yani 20 yani, kere falan söylediler ama biz inanamıyoruz ya öyle yani. söyle ama diğer taraftaki uygulamaları tutumu bambaşka şeyi gösteriyor yani ittifaklı yokuz ama beraber ittifak nasıl oluyor yani ben bilmiyorum aklım almıyor yani dolayısıyla dolayısıyla e, tabii ki beraber ittifaka girmiş oluyorsun Bir da işte bugünkü İstanbul'daki e, bazı e, İBB altındaki kurumların e, herkesin malumu e, kısmı itibariyle HDP tahsis edildiği yönünde. Dolayısıyla e, İyi Parti e, bir yönüyle belirsiz bir siyasi ideoloji gö görünümü veriyor ortaya. Yani şeffaf olmalısın bu konuda. Ya ben evet HDP ile şey yapmıyorum ve onunla aynı yol yürüyen partilerle birlikte böyle bir seçim Bunu girmiyor. Bunu derse oyu artar mı işte ben orada biraz Hocam artabilirim. Ben, ben şöyle diyorum yani bir İYİ parti, suçlarsa... partinin sonuçta göz kırptığı işte milliyetçi muhafazakar bir seçmen. Yani ulusalcılar CHP... da var ama biraz sanki. Kısmi son zaman Kılıçdaroğlu'nun o CHP'deki süreçle birlikte ulusalcılarla çekişmesinden sonra. İYİ Parti'ye bir yöneliş olmuştu. Ama belki İmamoğlu'nun şimdi baskın olmasıyla beraber kısmı itibarıyla geri dönüşün olabileceğini düşünüyorum. Oh. Yani dolayısıyla ben bu belirsiz bir tutumun bir şekilde sonuç vermeyeceğini düşünüyorum İYİ Parti nezdinde. Yani toplum sizi belli bir ideolojide tanımlamak istiyor, ona göre yorumlamak istiyorlar tutumuyla söyleme arasında ki genel seçimlerde de öyle olmuştu Yerel seçimlerde de bir benzerini yaşamıştı Yani bu yönüyle İmamoğlu ise açıkçası kendisini politik uzmanı olarak bir nevi Aslında görünüm vererek Hani HDP ile işte kısmen ilişkin var ama yok ama doğrudan sonuçta itibatlı olduğu açık bir şekilde gördü bu millet. Aa. Dolayısıyla e, ama İyi Parti'deki bu belirsizlik bence İyi Parti'ye uzun vadede daha çok bir kayıp verir. Yani bu sefer ne oluyor? İşte diyelim o genel seçimlerde de oradaki o tutumu e, bir yönüyle de bir ivme kaybettirdi. Demin de hocalarım söyledik. ki ben de aynı kanattayım. Oradaki o şeysi AK Parti'ye ve MHP'ye gittiğini görmüş olduk. Yani anketlerde yüzde %20 büyük bir yükseliş var, böyle büyük bir furya vardı. Sonra evet. akabinde nasıl yani sonuçta anketler tabii ki farklı yorumlanabilir ama bazı izlenim veriyordu. Benim de siyasi okumamda işte Covid süreci, olağanüstü dünyadaki bir sürü süreçleri düşündüğünüz vakit İYİ Parti aslında biraz göz kırpmıştı. Ama İyi Parti o e, verdiği izlenimle bu fırsatı da bana göre geri teptiğini düşünüyorum. Ve şu anki aşamada da e, o belirsizliğini hala sürdürüyor. E, dolayısıyla bu da onu kaybetme nedenlerinden biri olarak değerlendirebilirim. Peki izninizle bir başka konuya Selam. geçelim. Bu tür silahlı kuvvetlerindeki bu temel meselesi Özgür Özel'in sözleri. E, Özgür Özel diyor ki... Siz 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil, Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk'ten husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Ee, Özgür Özel'in bu sözleri e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir e, kışkırtma olarak e, yorumlanıyor. E, ve asla bakarsanız hem Milli Savunma Bakanı hem de e, Milli Eğitim Bakanı'na da e, yönelik bir arada, son günlerde yürütülen bir operasyon diyebiliriz var. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere e, Sayın Özel, e, Sayın e, Milli Savunma Bakanımıza karşı e, çok ağır e, sözler sarf etti. Bu hiç e, makul değil, hiç kabulü mümkün olmayan sözler. E, ordum, Türk Silahlı Kuvvetleri... E, 600 bin civarında kadrosu olan bir teşkilat. Bu teşkilatın içinde insanların o çatının kendi disiplini dahilinde olmakla beraber kendi şahsi görüşleri olabilir. Mevzi, ufak bir takım hadiseleri alıp büyütmek, bunu birilerinin tezgahlamasını biz son zamanlarda son zamanlarda işte bu şey sahip meselesi, efendim hakem kavgaları evet. vesaire bunların bunların ve son, son olarak da bunun köpürtülmesi bu meselenin köpürtülmesi bu köpürtmelerin bu hadiselerin e, tesadüf olmadığını e, devletimizin milletimizin topyekun ve dünyada tek olarak Gazze'ye kilitlenmiş iken dikkatimizi dağıtmak maksadıyla bir ajan faaliyeti olduğu kanaatindeyim. Yani bunu yapanların kendisi ajandır demiyorum. Ama faaliyet o. Oyuna o oyuna gelmiş olabilirler. Evet. Tezgaha gelmiş olabilirler. Benim bu konuda söyleyeceğim bu. Siz ne dersiniz Ahmet Hocam? Ee, <laughs> yani Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin'le ilgili de yapılan evet, bir evet, operasyon evet. var ki bugün günün manşetinde de bu konuşuldu. Orada şu ifade kullanıldı. Yani bu kadar eğer hassasiyetiniz varsa işte PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerle ilgili de çıkın biliyorsunuz sanatçı olduğunu ifade eden bir kesimin evet. e, bir derhal istifa etmeli e, milli eğitim bakanı için kullandıkları bir bildiri de e, yaptılar hazırladılar yani ikisini bir arada sormuş oldum yani ne oluyor bir e, son günlerde bu yaşananlar nereye varacak nereye bağlamak lazım şimdi ben birincisi şeye katılıyorum yani Rahim hocanın dediğine e, bir e, gündemi gazeden uzaklaştırma çabası Gazze için bir şey söyleyemeyenlerin e, özellikle gündem oluşturmak için içeride e, Sayın Bakan'a ki e, Yusuf Bakanımız bence e, özellikle 17-25'te e, o süreçten evet. önce de FETÖ'ye karşı tutumları, e, tavırları, net duruşu, kelle koltukta mücadele edişi, Sayın Cumhurbaşkanımızın o süreçte dershanelerin kapatılması olayında cengaver bir tutum takınması. Bizim hep yıllardır, belki birçok kişi, Rahim Hocam da eğitimle ilgili bilir, nerede Yusuf Bakan diye, niye bakan olmuyor diye Yusuf Tekin, ki o zaman Milli Eğitim'in de belleği gibiydi, 9-10 yıllık bakan müsteşarıydı. Kaç bakan geçti ama o oradaydı ve bilirdi. Yusuf Tekin vatanseverdir, Yusuf Tekin, Anadolu insanıdır ve Yusuf Tekin cesur bir insan. Yerli bir insan. Yerli ve milli bir insandır. Yusuf Tekin'den kimseye zarar gelmez. Kime zarar gelir? İşte hala bu ülkenin sahibi olduğunu düşünen katı katolik, ortodoks böyle net ama işte bizim dışımızda siyonist aslında bir bakış açısı olan bu sanatçılar. Siyonizmle aynı şey. Onlar da bizi burada imza veren sanatçıların tamamı bizi yani Anadolu insanını Goyim olarak gören kişiler. Hiçbir farkı yok. Yani e, siyonist yapı yeryüzündeki geri kalan insanlara nasıl bakıyorsa onlar bizim kölemiz, biz onların efendisiyiz diye düşünüyorsa bizim ülkemizdeki bu siyonist kafalı sanatçı tayfa orada imzası bulunanların neredeyse tamamı da Anadolu insanını yıllarca bu bir yere gelemez. O işte oluşum kuramaz. İşte bir STK varsa kesin gericidir, yobazdır. Cemaatler şöyledir, tarikatlar böyle. Şimdi fetöyle ne alakası var diğer dini yapıların? FETÖ aparatı, e, siyonizmin aparatıydı ve Amerika'nın bizzat kurup örgüt. taşeran örgüttü. Buna benzeyen yapılar olabilir, yok demiyorum. Devlet onlarla muhakkak bilgisi evet. dahilinde mit biliyordur. Bazı yine o tür yapılar vardır ama sui misali Kötü örneği gösterip bütün bu insanların e, talim, terbiye, eğitim, ondan sonra ilim, irfan, kaynağı, kökeni olan ve bizim belleğimizde yer etmiş Anadolu irfanını oluşturan bu dini oluşumların hepsini birden kötülemek, karalamak ancak bunların şeyidir. Çünkü bunlardan korkuyorlar. Kimden korkuyorlar? Tugva'dan korkuyorlar. Kimden korkuyorlar? İlim yaymadan. hatırlarsanız evet. 2019 yerel seçimlerin hemen ardından birkaç ay içinde tugva. E, karalama kampanyası başlatılmıştı. İlim yaymaya, vaya, işte Türkçe ne kadar Türkiye yani. Gençlik var yani. Evet, Bunlarla uğraşıyor. Neden? olabilir Çünkü Siyonizmin karşısındaki en büyük düşman da yine bunlar. Ve bunlar bu goyim inancıyla yani o sapık Siyonist inancın Türkiye'deki temsilcilerin onlara göre Anadolu insanı hizmetçidir. Onlara göre Anadolu insanı Kadıköy'ün belli semtlerinde ev temizleyen kadındır. O okuyamaz, müdür olamaz, profesör olamaz. O kadın başörtülü orduya giremez, hakim olamaz. Bütün rahatsızlıkları bundan. Yusuf Bey de Sayın Bakan'a da buradan yürekler dolusu teşekkürler ediyorum. Nalına da mıhına da öyle devam edecek. Onlar bitti. Hala ama çok güzel söyledi Sayın Bakan Meclis'te. De, uyanın dedi uyanın. Sizin devriniz bitti artık Anadolu insanı. Seçimle başa gelen. Aslında şunu dedi Sayın Bakan. Vesayet bitti. Ordu vesayeti bitti, yargı vesayeti bitti, bürokratik vesayet bitti, militarist vesayet bitti. İş hizmet kanunu yok yani. Efendim? İş hizmet kanunu, İş hizmet kanunu yok. <laughs> Bir gece işte efendim evet. e, şu olacak bu olacak bizim çocuklar efendim e, yaptı bu işi diyecek kimseler de kalmadı. Ve bunlar Allah'a şükür 15 Temmuz'dan sonra biz onun öncesinde e, militarist vesayeti kısmen azal Ama 15 Temmuz'dan sonra artık bakın biz İHA'lar SİHA'lar hürkuşlar, hürjetler efendim yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kalıntı, bu dinozor, bu fosil, bu sizi bizi efendim burada efendim bir yerlere layık görmeyen o yalı tayfası da böyle arada kafayı kaldıracak. Biz de buradayız diyecek ama burası Anadolu. Son şunu da tamamlayayım. Bunlar kim? 1890'da İstanbul'un nüfus sayımı. 1890 neden önemli? Çünkü en son Osmanlı'nın o zamanlar Azınlıklar. Gayrimüslim vatandaşlarımızın vatansever olanlarını tenzih ediyorum. Siyonist olanlarından söz ediyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde aman dileyene kılıç çekmedi. Onlar hür şekilde yaşadılar. Hala daha kafalarında Bizans, Pontus, Megale İda olan tatillerini Yunan adalarına gitmek için sağ olsun Son, Cumhurbaşkanımız. 1453'te tabi başladı. Onların çocukları. Yerlere. Onlar öyle yapacak. Biz de Teknofest kuşağı. Milli Eğitim Bakanımız konuşacak, onlar da kuduracak. Sonuna kadar arkandayız Yusuf Bakanım. Ee, Özgür Özel'in ifadelerini de size sormuş oldum. Yani bu 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil, Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler e, darbeye kalkıştı diyor. Ama FETÖ'nün nasıl takiye yaptığını da biliyoruz. Hatta işte o günlerde yurtta sulh, cihanda sulh diye canım. kurdukları grubu da biliyoruz. E, yani... Özgür Özel baktığımız zaman herhalde bunlardan bir haber. Tabii e, bahsedilen FETÖ yapılanması yani bu iktidarla değil. Öncesinde de başlayan yani devletin kılıca damarlarına sızan bir örgütten ve takiye yapan bir örgütten. Şimdi e, Almanlar mesela aynı sol örgütle de benzer durumla karşı karşıya kaldılar. Ve hepsini o dönem e, 100 bin üzerinde sol örgüte mensup olanların hepsi aynı şekilde işte yargılanmıştı. Hatta kimi elebaşları işte bilinmeyen nedenlerle ölmüştü. Dolayısıyla böyle kapalı, üstü örtülü bir örgütle mücadele etmek bir defa tarih hiçbir devlet için kolay değil. Bazı batılılar da 15 Temmuz'u değerlendirirken sanki böyle tek taraflı bir anlayışla yani buradaki sürecin emniyetini ve Türkiye'nin yıllarca bir sürü faili mehçurlar bilinmeyen olaylar, iç karışıklar Kürt, Sünni, Alevi Sünni, bir sürü adı verebilecek o 1 Mayıs olayları hatırlayın yani yukarıdan işte silahların atılması, orada insanların ezilmesi bunların hiçbirinin akı, ak, 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 akıbeti sonuç itibariyle zaman içerisinde ortaya çıkmamış. O devletin delizlerinde kaybolmuş. Dolayısıyla şimdi e, yani Türk toplumu Tarihten bu yana Osmanlı İmparatorluğu bir asker toplumu. Dolayısıyla e, TSK Türkiye açın hem mevcut itibarıyla da ki şöyle dünyadaki haritaya bakın. E, komşularımız ya da bölgede en istikrarlı olan Türkiye'den bahsediyoruz. Hatta geçen sosyal medyada da öyle dolaşıyordu. Öyle haritayla çizilmiş. Bakıyorsunuz hepsi iç çatışmalar, diş müdahaleler vesaire. E, dolayısıyla eee Türk toplumu için tarihten bir misyon olan e, TSK'yı e, yani bireysel hatta burada Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması da var. Toplu yine olmadığı için takmadığını iddia ediyor. Öğrenciler tepki gösteriyor. Ve diyor ki hepsini bununla ilgili soruşturmaya tevdi ettiğini söylüyor. Yani bu yönüyle baktığınız böyle bir e, olumlu süreç içerisinde askerlerin içerisinde sorgulayan bir mekanizma var. Yani Böyle tekil olaylardan çıkarıp bunu bir e, ülke meselesiyle yapmak veya da böyle bu tür işte oradan farklı gruplara saldırı olmak hiçbir anlamı yok. Bir faydası da yok. Yani şu an e... Türkiye işte bahsettiğimiz Gazze meselesi var, bölgesel meseleler var yani hatırlayın 28 Şubat sürecinde sabah akşam işte başörtülü öğrenciyi tartışırken yani ülkenin birinci gündemi buydu. Ya yani Türkiye gibi tarihi misyonu taşıyan bir ülkenin sabah bir akşam bu olmaması gerekiyor. Dolayısıyla daha da ötesine bölgesel yani disiplin olayını cinayet vakası haline getirmek gibi akla ziyan bir durum yani. Evet, dolayısıyla o, husus o, o, o ikinci söylediğiniz şey vardı, onu. Ya bu da aslında hocam, yani Aynen. genel olarak e, bu özgür özelin yani aslında net olarak değinmiş olduğunu sizde yani hani e, çok da bu mesele zaten kendi içerisinde. Iı, şimdi Milli Eğitim Bakanı'nın bakan, açıklamasına evet ben onu o oydu de. aklımda bir tarafta. Şimdi bakın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin artık yeni dönemde misyonu şuydu. STK'lar aracılığıyla çünkü kişisel gelişimin sadece de örgün eğitimle olmayacağını hatta bunu teorisi Joseph Nen söylüyor. Yani işte artık STK'lar üçüncü bir güç. Dolayısıyla örgün eğitim belli bir yere kadar. O yüzden Bakın ben birçok ülkeyle de böyle farklı çalışmalar için ziyaretlere gidiyorum. Yani artık belediyelerden tutturun. Ondan sonra devletin mekanizmanını tutun. Birçok çalışmayı STK'lar aracılığıyla yapıyor. Hatta fon veriyor. Yani e, dolayısıyla e, bu bahsettiği işte hani e, muhalefetin eleştirdiği sivil toplum kuruluşların yani hiç bununla işte e, anlamsız veya da olumsuz yönde minvalde şeyleri var mı? Varsa zaten devletin mekanizma ...gerekli işlemi yapar. yapar. Dolayısıyla buradan bir işte e, krize sürüklenecek olumsuz bir şeymiş gibi... ...sonuçta bu vakıflar, dernekler toplumdan beslenmese filizlenmez. Yani dolayısıyla e, toplum nezdinde de karşılık bulunan, kabul edilen sivil toplum örgütleri. Yani bu sanki Türkiye'ye has bir olaymış gibi... ...evet FETÖ olayı belki bir olumsuz bir kanuni olarak duruyor ama... ...yani bir tane bir riziko var diye külleyen... E, sistematik bir değerlendirme yapmak acaba e, ne kadar doğru ya yani bir yanlış varken hepsini tümden kendileri, yok sayalım. kendileri birçok cemaatle Hatta bir partinin başkanı olan şu an bağımsız Türkiye Partisinin başkanı Haydar Baş kendisi bir tarikat lideridir ve oğluyla ittifak yaptılar ya bağımsız Türkiye Partisi ile ittifak yaptı bu bir tarikat aynı zamanda Efendim yine belli kollarla belli şeylerle Demokrat Parti üzerinden ittifak yaptılar yine cemaatlerle. Yani onların cemaat veya sivil toplum kuruluşu ayrımı efendim vatan milletin yanında durunca e, problem oluyor. Öteki mesela yurt dışından bir ton siyonist yapı Türkiye'de hala eğitim adı altında işte başka oluşumlara da altında faaliyet bir gösteriyor. Birçok ülkelere yakın olan Söylemezler yani onlara bir şey demez. Onlar o oh, uberalles. teminatı altında. Azınlık okulları. Bu asrın felaketinde de çok çalıştı. Tabii, tabii aynen öyle. Çok Allah Kahraman Bir arkadaşlarımızın sözü bittiyse ben bir iki cümle ilave edeceğim. var mı hocam? Yok. Şimdi Kahraman Bey hepimiz hatırlayacağız. Hepimizin hafızalarında. Bu malum örgütünün başındaki adam ne dedi Ecevit için? Ee, şefaat hakkım olsa, Eğer ahirette, ahirette e, Allah bana bir şefaat yetkisi verir ise e, o şefaati Ecevit için kullanacağım. diye evet. yani. Niye? En çok desteği oradan e, gördü. Yani Ecevit'in CHP Genel Başkanı olmasından itibaren sonra DSP'nin Genel Başkanı olmasından itibaren e, himaye ettiği bir e, örgütlenme. Zaten ee, bu işi başlatan da Amerika ile münasebetleri kurduran da eski CHP Genel Başkanı Kasım Gülek. Gülek evet. Hani evet, e, şeyin e, Arşan Hanım Hanım'la evet akıl hocası. Rahmeti. İkincisi e, demin Faik Hocam e, söyledi fakat adını söylemedi onu ben söyleyeyim. Osmanlı Devleti bir ordu devlettir. Hani Yahya Kemalde şiiri var ya. Ordu devletlerin en çok dövüşen, en en sarpı ordu devletlerin en çok dövüşen en sarfı diye. Osmanlı devletinin ikinci mümeyyiz vasfı STK toplumu olması yani vakıf toplumu olmasıdır. Şu gördüğümüz İstanbul'u İstanbul yapan camiler, çeşmeler, sebiller, daha ne var ise ecdattan kalan bunların büyük çoğunluğu vakıf eseridir. Onların vakfedenler de hanımlardır evet doğru evet. hanımlardır hatta <laughs> ha, e, hanım vakıf sayısı e, neredeyse normal STK'ların evet. üzerinde hani yani. Osmanlı'da e, kadının diğeri şudur budur bugün hangi hanım istese de muhakkak ki bütün hanımlarımız istiyordur da e, bir vakfiye e, kurabilir İm, imkanı var mı bir ordu devlet iki iki STK toplumu Osmanlı cemiyeti bir vakıf cemiyetidir İstanbul'un hani demin yine Faik Hocam sur İstanbul'u e, hatırlattı. Hani bu sur işi İstanbul'un hani e, turizm bir tarafa ecdada layık hale gelmesi, gelmesi lazım. lazım. Yani evet. yarın Fatih Sultan Mehmet Han ahirette bize kalkıp da hangi yüzde yanıma geldiniz? Ben size hangi İstanbul'u bıraktım? Ne hale getirdiniz? Derse ne diyeceğiz? Şimdi, e, bakınız, daha yeni Türkiye'de, şurada 5-10 senelik bir mesele, yani yaygınlık kazanması, hani e, anaokulu. Kreş deniyor o, çirkin bir kelime var, kreş. Onun evet. adı Sıbyan Mektebi. Evet, müsaade buyurun hocam. E, Sıbyan Mektebi, aynen. Şimdi, Türkmenistan'a gitmiştik, uçaktan araba aldı bizi gidiyoruz e, Aşkaban'ın sokaklarına baktım bir yerde bir tabile var. Diyor ki Çağalar Bağı diyor. Çağalar bağı Anladım anaokulu demek. Yeah. Hmm. Şimdi İmamoğlu veya onun bürokratları övünüyorlar. E, şu kadar kreş açtık. Ya şuna anaokulu de, bari. Sbiyan mektebi demiyorsan da. Eee toparlıyorum. Anaokulu Bugün cemiyetimizde yaygınlaşması yeni. Fakat ben size bir adres vereceğim. Beyazıt'ta, hani o caddenin adı Ordu Caddesidir. Oo. Beyazıt'ta ee, eskiden Beyaz Saray denirdi. Bir e, kitapçılar falan olurdu. Onu geçin, bir helvacı vardır sağ tarafta. O helvacının olduğu sokağın adı tiyatro sokağı olması lazım. O sokağa girin, 50 metre ilerleyin. Sağ tarafınızda İstanbul Valiliği Ek Binası diye bir bina göreceksiniz. Başınızı kaldırın. Duvarda Osmanlı Türkçesi ile bakın Osmanlıca demiyorum. Osmanlıca Osmanlı diye bir lisan yoktur. Osmanlı Türkçesi vardır. Osmanlı Türkçesi ile Ana Mektebi diyor. Sultan Reşat Han zamanı yani Abdülhamit Han'dan sonra. Demek ki bizim ...ana mektebi denen... ...biraz daha o çocuklar büyüdüğünde... ...sıbyan mektebi denen... ...bütün bunları kuranlar... ...vakıflardır... İşte o Sur içi İstanbul'un... ...yüzde altmış ...vakıf mülküydü... ...vakıflar... ...bu derece bizim hayatımızda önemli... ...Kıbrıs adasının da... ...bu vesileyle bir kere daha dile getireyim... ...ekranlarda çok dile getirdim... ...Ankara'nın buna mutlaka sahip çıkması lazım... Kıbrıs adasının tamamı, yani bugün güneyi ve kuzeyiyle Kıbrıs'ın tamamını kastediyorum, tamamı Osmanlı ecdadımızın vakıf mülküdür. Evet. Hala Sultan. Evet, Hala Sultan ne varsa, ne varsa tamamı vakıf mülküdür. Vakıf mülklerine işgalci devletler giremezler. Yani gelip de Allah korusun kahramanın evini, <laughs> Faik Bey'in bağını e, alamaz. O işgal ettiği ülkenin hazine mülküne e, girebilir. Baktın, böyle bir şey var. Bununla bir, e, ayrıca ek olarak söylemiş oldum. E, vakıflar, vakıflar, malum, maalesef, maalesef, erken cumhuriyetten 1971-72'lere kadar yasaktı. Ne yazık ki. Böyle bir kayıp 50 yılımız var. var. <laughs> sonra, sonra işte e, geçen hafta da hocam da vardı. E, İlim Yayma Vakfının ödülleri vardı. Evet. Malum, e, çok da güzel oldu. E, cemiyet Vakıf imkanı olmayınca cemiyet İlim altı yayma altında. Diye. Evet, <laughs> evet e, cemiyet adı altında e, hayırsever insanlar işte talebeleri okuttular. Sayın cumhurbaşkanı akşam demedi mi ben, de ben de ilim yayma dedi. cemiyetinin bir meyvesiyim dedi yani ilim yayma cemiyeti bugün bu ülkeyi yöneten insanları <laughs> Mustafa gün... Bey'in babası da kurucularından Niyazi evet. Kurtulmuş tabi tabi Allah ee, Allah aynen öyle. <laughs> aynen öyle aynen öyle destek olarak burs vererek onlara yardımcı oldular ee, vakıflar vakıflar ve dernekler vakıflar ve dernekler devletin vatandaşa hizmet yükünü omuzlarından almaktalar. Devlete destek olmaktalar. Efendim bunların içinde bozuk çıkabilir, kötü niyetle çıkabilir. Ama Onlara tepede da var. devlet var. Tabii. Bilmem filan tarihte filan tarihte şey çıkmıştır. Bilmem işte şöyle bir örgüt çıkmıştı. FETÖ örgütü. FETÖ'nün bir benzeri 2. Mahmut zamanında var. 2. Mahmut zamanında yaşanmış, zor kurtarmış elinden 2. Mahmut e, devleti. O sebeple ihanetler, suistimaller her dönemde mümkündür. Ama bunu genellemek katliyen doğru değil. Doğru değil. Uzattım Peki, kusura bakmayın. Son bölüme yaklaşıyoruz. Zahmet Hocam, ee, tabii aslında gündemimizin her zaman başında yer alan konu Gazze'deki katliam. Ee, Ateşkes diplomasisi bir yandan yürütülüyor ama bu sonuç verecek mi? Şimdi Netanyahu'nun açıklamaları da var. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok diyor Netanyahu. <laughs> Yeni söyledi herhalde. Evet. Ahmet Bugün Hocam bu çok affedersiniz. Söze evet. başlamadan. Demin birden hatırlayamadım. Halit Efendi. Meraklar olabilir seyircilerimizin tamam. içinde. İkinci Mahmut iş başına geliyor. Devleti ele geçirmiş Halit Efendi. Uzun bir hikayesi var. O ayrı bahis. Halit Ayla... Efendi. Evet. Evet. Buyurun hocam. Evet şimdi e... <laughs> tabi Dediğiniz gibi yani özellikle yere seçimleri yaklaşınca Gazze gündeminden uzaklaşıyor. Yani uzaklaşmıyoruz ama en azından fazla konuşamıyoruz. Hepimizin e, sosyal medyada özellikle e, gündemi hep Gazze. Biz de inşallah haftaya İstanbul Medeniyet <laughs> Üniversitesi olarak bir büyük kermes yapacağız. Oradaki e, kardeşlerimize bir nebze de olsa katkımız olsun diye çocuklara da biraz bizim öğrencilere farkındalık olsun diye ben onları işin içine soktum. Bura e, şimdi dün ilginç şeyler oldu. O açıklama bugün geldi büyük ihtimalle. Ama dün geldi hocam. Dün. dün. E, şöyle e, Blinken farklı bir şey söylüyor. İşte bir gazi İsrail'i biri durdursun durdurmalı bu şeyi falan diyor. Bir işte sonuna kadar arkasındayız diyor ama şu an ben Amerika'nın bu işten ne kadar az zararla sıyrılabilirim moduna yavaş yavaş geçtiğini görüyorum. Yani Satacak. Amerika İsrail'i. E, bugün, yarın, birkaç hafta içinde olması. Çünkü kaybediyor İsrail ve kaybettikçe acısını sivil halktan, bebekten, çoluk çocuktan çıkarıyor. Hamas'ta şanlı bir direniş e, sergiliyor. Ebu Beydenin dediği gibi e, ölümlerden ölüm beğendiriyor e, İsrail teröristlerine ve işte onlara e, ateşimizden ve kılıcımızdan başka bir şey tattırmayacağız diyor. Aynen öyle. <laughs> yapıyor. Dolayısıyla dünkü haber şuydu. İsrail basınında akşam bu saatlerde epey bir dolandı. Sonra onu herhalde tedavülden kaldırdılar. Bir ateşkesin içerisine girmek istediğini İsrail'in özellikle Herzog Cumhurbaşkanı evet. dedi ki ateşkes yapılabilmeli, yapılmalı, istiyoruz gibi o meyanda sözler söyledi. Fakat ardından bir başka şey, yani Hamas yenmiş olsa da bunu biz Bizim çok şeyimiz değildi İsrail basınında yani yense de biz bunu çok dert etmeyeceğiz. Bir an önce bölgesel veya tamamen çekilme konuları konuşuluyor. Çünkü Hamas allah Teala'nın e, zannedersem Enfa suresinde ve ma rameyte izra meyte velakin Allah rama attığında sen atmıyorsun Allah attırıyor e, atıyor dediğini o atışlardan görüyoruz. Atıyorsun e, atıyorsun ama sen Evet yani. aynen öyle çok. <laughs> müthiş bir direniş bütün insanlar bize de model olan bir yaşantı bir tarz özellikle o esirlerle takas noktasında ve e, e, yaptığı mücadele açısından oradaki kararlılık tevekkül inşallah orada biz evet. yakın zamanda çok fazla belki bir hafta 10 gün 15 gün içerisinde İsrail'in e, e, pes ettiğini bu kadar fazla dayanamıyor çünkü ölüleri de gizliyorlar artık gizlenecek bir şey de kalmadı yani Mızrak, çuvala da sığmıyor ve e, oradan e, zelil bir şekilde geri kaçacağını ve bir daha da inşallah o topraklara elini ayağını değdiremeyeceği günleri göreceğiz diye niyaz ediyoruz en azından. Peki hocam 3 dakikamız var çok kısa kısa rica edeceğim. Kısa kısa, ee, kısa mı? Bana gelince mi kısa oldu? <laughs> Yok yani <laughs> Ahmet Hoca'ya da çok <laughs> veremedik süre. Maalesef evet. bugün gazze meselesine daha doğrusu bu... O, o zaman şöyle bir şey daha yoksa masadan kalkmıyoruz kahraman. Evet. Şeyde haber oluyorsunuz diğer kanallarda. Şey, TV 24'te TV 24'te konuklar <laughs> eyleme geçmiş. Eyleme geçmiş, geçmiş protesto. Buyurun, alın. Alın. Şu, hayır şu söz alacağız. Ee, Gazze üzerine geniş bir program Hocam yapalım. her zaman. Tabii ki mutlaka. Evet, evet. Ee, şimdi bir dakika mı o zaman, Hocam, hocam konuşsun çünkü ben söyleyeceğim çok şey var. O zaman Sıman. peki var. hocam <laughs> size evet. versin. Son 2-2,5 evet. iki, iki buçuk dakikamız buyurun hocam. Evet e, şimdi yani Blinken'ın açıklamasına bakıyorsunuz ma mağdur diyor ve daha da ötesi şunu söylüyor yani dünya kamuoyunda işte bu hem Birleşmiş Milletler dizisindeki ülkelerin gitgide artık tepkisi ve oy rengi de değişmeye başladı. Tabii, ve dikkat. neden e diyor haması ma yani mağdur olanı savunmuyorsunuz e diğerini işte e sivillerin arkasında savunan hamasızca şey yapıyorsunuz yani. Öyle bir şey var mı? Bir hafta önce işte neydi? Biden'ın açıklaması işte Netanyahu'nun ve sivillerin artık birçok ülkeye seyahat ediyorum. Bununla ilgili tepkiler alıyorum vesaire gibi. Yani siz hangi gerekçeyle bunu artık anlatamıyorlar? Yani öyle bir şey ki artık dünya kamuoyu farklı mecradan bunu görebiliyor. Şimdi ben mesela şeyi merak etmiştim. Batı kamuoyunda şu an çok bastırılmış bir şey var. Yani e, e, kamu olarak herhangi bir olumsuz diyelim antisemitizmi suçlanma riskiyle karşı karşıyasınız. Ama hiç olmadığı kadar artık e, Avrupa, kıta Avrupası'nda da insanlar bir e, Yahudi nefreti gitgide yukaya çıktı. Yani tabii ki böyle bir süreçten sonra e, oluyor olması garipsenebilir. Ama artık dünya toplumları da bu konuda ayılıyor gitgide. Bu önemli bir nokta. Bir diğer şey de ee, geçtiğimiz belki sos şeyde gördünüz, bugün Lincoln'da ondan sonra Kamal Harris de söyledi, yeniden inşası için destek bekliyoruz evet. diye. Yani o kadar siz, sivillerin ölümü katlettiniz ve ardından şu an orada inşaat planları ve bunun için de dünyadan da destek, destek istiyorsunuz. Istiyoruz. Yani hangi gerekçeyle, hangi insani, hangi uluslararası hukukla bunu destekliyorsunuz? Dolayısıyla Amerika bütün dünyaya e, yaptırım olarak uyladığı öğretilerin hepsi, geri dönüşüm kutusunda dünyaya söyleyecek bir sözü kalmadı ve belki de e, tarihi insanlık olarak yeni bir sürecin başlangıcı olarak ben değerlendiriyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Bugün teşekkür e, hocamızın dediği gibi sözümüzü de verdik bir program e, geniş bir şekilde yapacağız. Uzun, uzun bir program öyle iki saatlik Peki. program değil <gülüyor> <yani>. <gülüyor> İki saat sadece gazeyi ben anlatırım yani. Peki. Dolayısıyla geniş bir şekilde her ele cephesiyle ile ele alalım. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınız Bize için, teşekkürler. değerli teşekkür yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Türkiye gündemini noktalıyoruz haftaya. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi geceler.